Yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Değerli okur yazar kitaplar, okur yazar akademi hesaplarının takipçileri, Hayrettin İhsan Erkoç'un takipçileri, hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizin de bildiğiniz üzere İslamiyet'ten önceki Türk tarihi, kültür tarihini konuşmaya çalışacağım. Peki konu başlıklarımız neler? Biz daha önceden paylaşmıştık zaten. Burada tekrardan bir özet geçelim. Yazıyı bulan Türkler midir konusunu sorununu tartışacağız. Tarihin kaydettiği belgeler nelerdir? Türk coğrafyası nerede başlar, nerede biter? Prototürk kavramı neyi ifade eder? Özel olarak bir Hazarlar konusunu, Hazarlarla ilgili, Hazarların tüm tarih konusunu değil de Hazarların kültür ve daha sonraki süreçte bu Hazar devletinde yaşayan topluluğun ne olduğu, akıbetinin ne olduğu konusunu anlamaya, tartışmaya, açmaya çalışacağım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz hasreten hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bize. Nasılsınız hocam? Hatır, inşallah sağlık sağlıklı Teşekkür ederim. Bir sıkıntı yok şimdilik. Gayet iyiyiz. Ben teşekkür ederim tekrardan davetiniz için. Katılımcılara da zaten tanıdık simalar da var. Öğrencilerinden, meslektaşlarımdan görüyorum. Hepinize selamlar tekrardan. yanındadır. Evet. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz, teşekkür ederim. Ben birkaç gündür, hatta bir hafta 10 gündür bu konu üzerine eğilmeye çalışıyorum. Ve umarım katılımcıları bilgilendirici, aydınlatıcı, güzel bir yayın yapmış oluruz. Bizim buradaki asıl amacımız, gayemiz bilgiyi paylaşarak çoğaltmak ve insanlara faydalı bir şeyler sunabilmektir. Web sitemiz var, e-dergimiz var, YouTube hesaplarımız var. Efendim, sosyal medya hesaplarımız zaten biliyorsunuz. Takipçimiz olursanız memnun kalırız ve istekleriniz, dilekleriniz bize yazarsanız elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız. Hocam ben şimdi izin verirseniz bir giriş yapmak istiyorum konuyla ilgili. Tamamdır. Şimdi bizim bu konularımızla ilgili biz özellikle yazı üzerine konuşmak, yani yazı üzerine durmak istiyoruz. Hani genel kabuldür, yazı medeniyet yazıyla başlar şeklinde bir ifade vardır. Ki bu büyük ölçüde doğru olduğunu kabul ettiğimiz bir yargıdır. Ve yazının teşekkülü, yazının tekamülü nasıl olmuştur, nasıl ola gelmiştir? Bu tartışılan bir şeydir. Biz burada özellikle Türkler ve Türklerin yazıları hakkında düşünmeye çalışıyoruz ve konu üzerinde son birkaç 10 yıldır, yani 1970'lerden 80'lerden sonra Kazım Mişan özelinde yapılan bazı farklı çalışmalar var, özel çalışmalar var. Daha sonra kendisini takip eden Haluk Tarcan vardır, bilirsiniz. O da bir antropologdur. Konu ilgili farklı bakış açılarıyla farklı tartışma soruları attılar ortaya ve ilk zamanlarda belki de çok genel kabul görmeyen şeyler bugün çok daha fazla tartışılır ve üzerinde belki de akademik çalışmaların yapıldığında bir vaka olarak ben görüyorum. Şimdi ben bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani Kazım Mirşan özelinde Yeni Türk Yazısı ve Türk Tarihi hakkında yapılan çalışmaları özetleyeceğim şimdi. Şimdi ben notlarımdan burada yararlanacağım. Ne diyor peki, yani bu yeni çalışmalar Kazım Mirşan, Haluk Tarcan ve yeni Türkologlarımız bu konularda, daha doğrusu alternatif düşünceler üreten akademisyen demeyeyim de alternatif düşünceler üreten bu tür özgün çalışmalar yapmaya çalışan insanlar. Şunu aslında bir sonunda akademisyenler de kabul ediyor ve onlar da kendileri bunları tartışıyorlar. İlk yazı taşa vurulan resim yazısı, yani tamgalarla başlar diyor. Tamgalar bildiğimiz damgadır aslında ve resim yazısı olarak düşünebiliriz. Resimlerdeki hayvanların davranış şekillerine göre yazı teşekkül etmeye başlar. Yani önce hayvan resimleri vardı. Hayvanların davranışları
bin yıllar, yüzyıllar, bin yıllar içerisinde semboller, damgalar ve alfabeye, yazıya gitti kadar giden bir süreci beraberinde getirmiştir diyor. Turani medeniyet damgalı sayıyla başlar diyor. Damgalı sayı. Hocam bilirsiniz coğrafyayı. Evet. Portekiz'de ve Fransa'da hep Türkçe ile belirtilen Türk yazıtları vardır. Karbon testiyle yapılmış ve 28 bin yıllık oldukları tespit edilmiş belgeler vardır diyor. Damgalı sayıdaki resimlerde, yani ilk yazıtlarda benzerlikler var ama dil bilme açısından damgalı sayıdakinden daha eski olduğu anlaşılıyor herhalde bu Portekiz ve Fransa'daki damgalar. Kazakistan'daki kültürün Fransa'ya kadar ulaşması için birkaç yıl gerektiğinden 35 bin yıl öncesine ait olması gerektiği varsayılır. Başkurtistan ve Sözlüğen Taş mağarasında 16 bin yıllık Türk damgaları vardır. Tarih karbon testiyle belirlendi ve kesinleşmiştir diyor. Bunun dışında 1969'daki dönemin Kazakistan SSCB'nin Almata şehrinin yakınlarında Isık Göl'de yakın Esikçay kıyısında Kazak arkeologlar tarafından yapılan kurgan kazısında M.Ö. 20. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mezarlarda altın elbiseli adam bulundu. Bunu biliyorsunuz hocam. Bunu herkes biliyor. Kitaplarına basılmış bir şeydir. Altın elbiseli adamla birlikte bulunan taştaki bazı yazılar var. Yazıya benzer şeyler. Türkçe olduğu, yani prototipçe olduğu tespit edilmiş. Elbisenin yanında yer alan gümüş tabakalarda Göktürk alfabesiyle. Burası önemli. Hani Göktürk alfabesini görüyoruz. Şu ifade yazıyor. Hanın oğlu 23'de öldü. Esik halkının başı sağ olsun cümlesi yazılıdır. Yani bu bir Göktürk alfabesiyle yazılı ve milattan önce 7. yüzyılda yazılan bir yazı. Kazım Eşen ve Haluk Tarcan tezleri üzerine günümüzde 12.500 yıl önce ön Türklerin kurulduğu ilk devlet bir oy bir devletinden sonra Türk bir devleti ortaya çıkmış. Türk bir devleti Türkçe konuşan bir halkmış. Peki en çok sorulan şey şu, belge lazım. Hani belge nedir? Belgeler nelerdir? Şöyle diyor Kazım Eşen, M.Ö. 16.000 yılında Türkler tarafından icat edilmiştir yazı ve Türklerin bulunduğu en belirgin yazı belgeleri Damgalı Say'da bulunmuştur. 1954'te Maksimova adında birisi bulmuş. Damgalı Say'daki resimler 35 bin yıl öncekine dayandığını ifade etmiş. Talas açık taş yazılarında asgari 7 bin yıllık yazılı taşlar var. Esik kurganı ve altın elbiseli adamda da 3 tane daha bu tür yazı örnekleri bulundu. Peki hocam, ben bunları böyle bir özet geçtikten sonra siz ne düşündünüz, nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim Kadir Bey, biraz belki sert olacak ama ben bu tarz iddiaları ciddiye almıyorum kesinlikle. Evet. Meslektaşlarımız da almıyorlar. Bunlar profesyonel olmayan bazı amatör, yani eğitim almamış, Türkoloji ve tarih ve arkeoloji eğitimi almamış bazı amatörlerin çalışmaları. O yüzden tartışmaya bile gerek yok. İşte bilmem kaç 10 bin yıl önce yazılar falan, öyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil, onu bir kere söyleyelim. Yani bunların hiçbir bilimsel dayanağı yok. Hiçbir dünyada da kabul görmüyorlar. Sadece belirli işte siyasi, ideolojik işte kaygılarla, biraz da maddi kaygılarla öne sürülmüş iddialar. Onu belirtmemiz lazım kesin bir şekilde. Ben kesinlikle bu iddiaları kabul etmiyorum. O işte yok bir oy bir devletiymiş bilmem ne falan filan. Mümkün değil. Özellikle Osman Fikri Sertkaya hocanın makaleleri var. Kazım Yaşan cevap yazdı. İsteyenler okuyabilirler. Yani başta Kazım Yaşan olmak üzere o ekibin nasıl bir tutarsızlığa sahip olduğunu, bilim dışı yöntemlerle çalıştıklarını Osman Hoca örnekleriyle bir makale serisi olarak yayınlamıştı. Hocanın çalışmaları da zaten bir araya getirildi. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi bu şeyleri hiç bir şey açabilir miyim? Ben bugün Instagram hesabında belgeler şeklinde bir paylaşımda bulundum ve orada taş üzerine, ağaç üzerine bazı şeyler var, yazılar var. Yazıları da şöyle biraz dikkat nazarla baktığımız zaman Göktürk alfabesiyle çok benzer karakterler ya da
Benzer şekiller görüyoruz. Yani harf şekillerine benziyor. Bunu nasıl açıklıyoruz? Yani Talas'ta, Tamgalısaray'da, Isık'ta geçen bu taşlar üzerine vurulan bu şeyler, yazılardaki bu Göktürkçe ifadeleri nasıl açıklayabiliyoruz? Şimdi bizim eski Türklerin ve genel olarak bütün Bozkır halklarının yazı kullanmalarına ilişkin iki tane ana dayanağımız var, veri grubumuz var. Bunlardan bir tanesi o dönem yaşamış komşu halkların kaynaklarında geçen bilgiler. Bunlar ne diyorlar? Bir kere bunlara bakmak lazım. Yani işte bu Bozkır halkları yazı kullanıyorlar mıydı, kullanmıyorlar mıydı? İkincisi de arkeolojik veriler. Yani esas daha sağlam olanlar onlar zaten. Şimdi bu yazılı kaynaklara baktığımızda işte Çinlilerin, Romalıların vesaire yani yerleşik komşularının yazıklarına baktığımızda pek fazla yazı kullanmazlar gibi ifadeler var. Ya işte bilgi geçmiyor. Mesela İskitlerden bahseden işte Yunan tarihçi Herodotos o ünlü tarihler kitabında anlatır. Bizim yani İskitlerin herhangi bir yazı kullandıklarına ilişkin bilgi vermez. Veya Asya Hunları hakkındaki ilk önemli bilgiler Çin kaynaklarından Shiji'de yer alır. Shiji'de de Hunların yazı kullanıp kullanmadıklarına ilişkin hiçbir bilgi yoktur. Ancak biz Bozkır halklarının en azından milattan önce 4. yüzyıldan itibaren yazı kullanmaya başladıklarını arkeolojik verilerden biliyoruz ki sizin de zaten biraz önce değindiğiniz bu Esik kurganlı yazıtları da bunların bilinen en eski örnekleri. Daha eski örnek günümüze ulaşmadı ama bu olmadığı anlamına gelmez. Belki daha ileride çıkar. Çünkü Orta Asya, Türkistan, Moğolistan, Sibirya dediğimiz bölgeler yani Türkiye'nin kaç katı büyüklükte ve hala arkeolojik açıdan bakir diyebileceğimiz alanlar araştırmalarda devam ediyor. Rus, Moğol, Kazak, Özbek, işte Kırgız vesaire meslektaşlarımız, arkeolog meslektaşlarımız da kazıyorlar. Yarın öbür gün çıkabilir. Şimdi bu Esik yazıtları bildiğimiz en erkenleri bir de aynı dönemleri tarihlendirilen bir Ayhanum yazıtları var. Afganistan'ın kuzeyinde, Özbekistan'a yakın bir yerde bulunmuş. Ancak bu yazıtlar çok kısa olduğu için okunmaları oldukça problemli. Şimdi mesela Göktürk yazıtlarını biz rahatlıkla okuyabiliyoruz. Költigin, Bilge Kaan, Tonyukluk. Çünkü bunlar uzun metinler. Bir de özellikle Orhun yazıtlarını destekleyebilecek Çince yüzler var. En azından az çok kimlere ait olduğunu, nelerden bahsettiğini konusunda fikir sahibi olabileceğimiz. Şimdi Esik yazıtı zaten çok kısa. Siz de biliyorsunuz iki satırdan oluşuyor. Evet. Ayhanum'da bulunan metal objelerin üzerinde de böyle yazıtlar var. Onlar da bir satır, iki satır falan yazılar. Bundan dolayı da okumaları çok problemli. Şekil bakımından evet harfler benziyor Göktürk yazısına. Ama birebir eş yani ne kadar eşleşiyor ne kadar eşleşmiyor biraz bakmak lazım. Tabii yazılar çok kısa olduğu için yani okunması problemli. Sizin de malumunuzdur zaten birkaç farklı öneri var bununla alakalı olarak. Türkçe okunmasını öneren araştırmacılar da var. Hatta bunlar da 2-3 farklı gruba ayrılıyorlar. Yani farklı farklı okuyanlar da var. Onun dışında Hint-Avrupa dillerinde, İrani dillerde okunması gerektiğini öne sürenler var. Bir de yakın zamanlarda ben de takip ediyorum çalışmalarını. Orçun Ünal diye bir meslektaşımız var. Almanya'da çalışıyor şu anda. O da bunların mesela eski bir Moğol lehçesinde yazılmış olabileceğini öne sürüyor. Orhun yazısında kökeni olabileceğini bu Esik ve Ayhanum'daki yazıtların ifade ediyor. Şimdi Hocam bizim... unutmayın, konuyu şey yapmak için, açabilmek için bir kafama benim, yani aslında bu şeye başlarken, Kazım Nişan konusuna başlarken ben şu fikirden yola çıkmıştım. Yani ilk Göktürk yazıtları önüme çıktığında, efendim o harfleri elime alıp okumaya çalıştığımda şöyle bir hisse kapıldım. Sanki matbaadan çıkmış gibi son derece kurallı, düzgün, yani hem yazılış şekli hem de kuralları ve grameri açısından, alfabe kullanımı açısından sanki yüzyıllardır, bin yıllardır belki de kullanılan bir yazının en son örneklerinden bir tanesi gibi geldi bana. Çünkü bir yazı bildiğimiz kadarıyla, yani bütün diğer işte yazı türleri içerisinde geçerli bir şey, yazı kendiliğinden gökten inmez. Yani bir gökten zembille bir yazıyı bir halka indiremezsiniz. Yazı bir şekilde teşekkül eder. Bir halkın orijininden, kendisinden çıkmış bir yazı, alıntı olmayan
bir yazı. Önce ilkel formları vardır. Sonra yavaş yavaş yüzyıllar içerisinde, bin yıllar içerisinde bir gelişim süreci gösterir. Ve en son da o halkın kullandığı yazıdır. Bu diğer yazı türlerinde de Sümer yazılarının ilk buluntuları, yani erken dönem buluntuları ve sonraki buluntular arasında da bu farkı görebilir misiniz belki de. Diğer Mısır yazısında, Çin yazısında da bir gelişim sürecini takip edebilirsiniz. Burada Türkçe Orhun kitabelerinde kullanılan alfabeyi baktığımız zaman gerçekten mükemmel diyebileceğimiz kadar gelişkin bir şey var. Kuralları var, şekli var ve oturmuş bir yazıdır artık. Ve bu insana şöyle bir hissiyat oluşturuyor. Bu yazının evveliyatı olmalı. Yani bilmiyorum, yanılıyor muyum ama ben böyle düşündüm aslında. O zaman buradan şey tartışmasına girelim isterseniz. Bu Göktürklerden itibaren karşımıza çıkan eski Türk yazısının kökenleri konusundaki tartışmalar. Şimdi bu konuyla alakalı tabii öncelikle bir eser önereceğim dinleyicilerimize. Hani ayrıntıları oradan okuyabilirler. Ben çünkü çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Hani sıkmak da istemiyorum dinleyicilere. Uzun bir konu çünkü. Şimdi Erhan Aydın adında bir meslektaşımız var. Profesör kendisi Malatya İnönü Üniversitesi'nde. Benim yayınlara da bazen katılır. Ben de onu izlerim. Oldukça başarılı meslektaşlarımızdan birisi. Türk dili, eski Türk dili uzmanlarından. Hocanın Orhon Yazıtlar adında bir kitabı var. Bu kitabın girişinde de zaten yazının kökenleriyle ilgili bütün tartışmalara yer veriyor. Hemen hemen tamamına. Hocanın bir de başka çalışmaları da var. Taşa Kazınan Tarih var. Ya daha geçenlerde Selenge'den çıkan işte Eski Türk Yazıtları kitabı var. İsteyenler ayrıntıları oradan bakabilirler. Şimdi neredeyse 15-20'ye yakın aslında farklı görüş var. Şeyleri hiç katmıyorum bile yani bu Kazım Mirşan ve ekibinin tartışmalarından yani daha bilimsel ciddi görüşler olarak bunu yani 15-20 dolayında var. Bunlardan 3 tanesi çok önemli yani en çok kabul gören, en çok tartışılanlar. Onlar da şöyle, bunlardan bir tanesi aynı sizin dediğiniz gibi benim de kısmen katıldığım aslında kaya resimlerinden ve damgalardan evrildiğine ilişkin. Yani bu kendi kendine Türklerin bin yıllar içerisinde geliştirmiş olabileceklerini düşünüyor bu görüşlerden birisi. Bunun da dayanak noktaları zaten biliyorsunuz harflerin bir kısmının en azından kaya resimlerine benzemesi böyle damga şekli. Mesela ok şeklinde var. Kalın Y için kullanılan harf mesela yaya benziyor işte. Yine ok sesini ben işte o biraz önce bahsettiğim oka benziyor. Veya işte kalın T, ince B, ince S için kullanılan harfler de açık bir şekilde o bariz belli şeylerden evrilmiş. Kaya resimlerine evrilmiş. Yani bunlar ses yansıtıyor ama sonradan da işte harfe dönüşmüşler. Şimdi bu bir görüş. İkinci bir görüş, bu daha ziyade Batı'da kabul görüyor. Aslında Soğutlulardan aldıklarına ilişkin Göktürklerin yazıyı. Zaten Göktürklerden önce yazı Bozkıralıkları kullanıyor muydu, kullanmıyor muydu? Bu tartışma konusu ama işte dediğim gibi bu Esik ve Ayhanum'dan itibaren biz kullandıklarını, Bozkır halklarını biliyoruz. Hani onlar Türk müdür değil midir? O İskitler Sakalar ayrı bir konu. Ona hiç girmeyelim yani konuyu da dağıtmamak amacıyla. Ama mesela Hindistan'da falan da Sakalara ait birkaç yazıt var. Yerel dillerde yazılmış yani kendi dillerinde değil de işte Sanskrit, Prakrit gibi dillerde veya işte Göktürklerden önce Akunların yine Sanskrit, Prakrit dillerinde Hindistan'da oluşturdukları yazıtlar falan var. Ama esas bu Bozkır halkların kendi dilleriyle uzun uzun yazdıkları özellikle Türklerin ilk Orhun yazıtlarıdır. Şimdi bu köken meselesinde de işte dediğim gibi ikinci en çok tartışılan görüş Soğutlardan alınmış olabileceğine ilişkin. Bununla ilgili epey bir çalışma var ama özellikle önerebileceğim hani merak edenler için Gerhard Clausen'ın bir makalesi var. 1900 şimdi yanlış bilgi vermeyeyim ama sanırım 70'lerde ya da 60'larda yayınlanmış olması lazım. Harfleri karşılaştırıyor Soğut yazısıyla ki bu arada tek bir Soğut yazısı da yok. Genellikle öyle zannediliyor da 2-3 farklı aslında Soğutluların kullandıkları yazı çeşitleri var. Bunlardan bir tanesinde harfler birleştirilerek yazıyor. Aynı Arap alfabesinde olduğu gibi. Bir tanesindesi ki daha çok Maniheist Soğutlar kullanır. Harfler ayrı ayrı yazılır. Aynı Latin alfabesinde olduğu gibi. İşte bu görüşü savunanlar bu ayrı ayrı yazılan harflerin Soğut yazısından Göktürklere geçmiş olabileceğini söylüyorlar. Şimdi yazının kurallarına baktığımızda da bazı kurallar ve yazım tarzları gerçekten de Orta Doğu
kökenli bir yazı sistemini işaret ediyor. Mesela sağdan sola yazılması, sesli harflerin genellikle yazılmaması vesaire gibi. Şimdi üçüncü bir görüşte aslında bu ikisinin birleşimi diyebiliriz. Yani onun kırması, melezi bir görüş diyebiliriz. Benim en yakın durdum. Bu arada ben tabii %100 şu doğrudur, şu %100 yanlıştır demiyorum. Çünkü kesin bir şey söylemek oldukça zor. Çok çok tartışmalı bir konu. Ama en yakın gördüğüm kendimi, yani mantıklı bulduğum görüş aslında bu ikisinin karışımından meydana gelmiş olabilir. Çünkü Gerhard Clausen mesela bazı Soğut harfleriyle Göktürk harfleri arasındaki benzerliği de vurguluyor, göstermiş yani çalışmasında. Şimdi biz Asya Hunlarından itibaren bulunan işte özellikle son zamanlarda Moğolistan'da, Sibirya'da yapılan kazılarda şey, çanak çömlekler çıkıyor. Bunların bazılarının üzerindeki damgaların aslında Göktürk döneminde kullanılan harflere benzediğini görüyoruz. Hatta birebir benzeyen damgalar var. Fakat bunlar sadece müstakil damga şeklinde. Yani bu bir yazı oluşturmuyor. Mesela böyle birden fazla damgayı yan yana koymuşlar, bir kelime veya cümle yazmışlar gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendim de bu çalışmalardaki fotoğrafları falan gördüm, buluntuları. Tek bir tane damga var ama damga bizim mesela işte Göktürk dönemindeki örneğin ince B sesi için kullanılan harfle aynı harf. Daha doğrusu aynı damga. Demek ki bu şeyler biraz biraz biliniyor. İşte dediğim gibi resim yazısından gelen de bazı harflerin olduğunu anlıyoruz. Ama muhtemelen bu zaman içerisinde bu tabii bir damgalar kullanılıyor ama alfabe kullanma, yani bu damgaları birer ses için kullanıp bunları da işte yan yana yazıp cümleler işte kelimeler yazmak fikrini muhtemelen Soğutlardan almış olabilirler. Yani kısmen kendileri geliştirmişler gibi gözüküyor. Kısmen de Soğutlulardan bir etkilenme olabilir ama dediğim gibi %100 kesin bir şey söylemek oldukça zor. Çünkü yarın öbür gün yeni bir buluntu çıkar, bütün görüşlerimiz değişebilir. Özellikle Moğolistan çok büyük bir ülke ve çok az bir bölümü kazılmış durumda. Yani mesela Hun döneminden kalma yazıt ileride çıkabilir. Biz şimdiki bilgilerimize göre Asya Hunları yazı kullanmazlar diyoruz. Ama yarın öbür gün bir kurgan olur ya da bir yerde bir şey kazılır, bir şey çıkar. Belki bu bilgimiz değişebilir. O yüzden bu tip konularda özellikle de bizim çalıştığımız dönemlerde çok kesin yorumlar yapmamak lazım. Şimdi Göktürk döneminden itibaren şeyi biliyoruz. Hani yazının artık yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Elimizdeki mevcut yazıtların çok büyük çoğunluğu zaten 8. yüzyıldan kalma. Yani 2. Göktürk Kağanlığı dönemi dediğimiz dönemden kalma. Bu 2. Kağanlık döneminde de zaten belki de en eskisi Çoyur adında bir yazıt olabilir. İlteriş Kağan'dan çünkü bahsediyor. Yani 680'lerden dikilme olma ihtimali var. Ben görmüştüm onu Moğolistan'da. Milli Müze'de sergileniyor şu anda. Ondan sonra da zaten işte tam tarihini bilmediğimiz Tonyukluk yazıtları var. Bir de 732 ve 735 tarihli Költigin ve Bilge Kağan yazıtları var. Bunların dışında da Ongi, İhköşet falan filan gibi çeşitli Göktürk dönemi yazıtlarıyla karşılaşıyoruz. Sonrasında da zaten biliyorsunuz Uygur yazıtları mevcut. Hocam, Şimdi tabii şey de var. Göktürklerin daha önce yazı kullandıklarına ilişkin de elimizde veriler var. Bir kere bu Batı Göktürk Devleti'nin kurucusu demeyelim ama temellerini atan bir figür var. İstemi Yapgu veya İstemi Kağan olarak bildiğimiz. Onun Bizans İmparatoru Justinus'a 560'larda gönderdiği bir mektup var. Bizans kaynağı Menandros'ta bahsediliyor. Burada mesela İskit dilinde bir mektup yazıldığı söyleniyor. Şimdi İskit tabii burada anakronik bir ifade. Yani o dönemde İskitler yok ama Bizanslar bütün kuzeyde yaşayan bozkır halklarını İskit olarak isimlendiriyorlar. Eski Yunan-Roma tarih yazımının bir kalıntısı, bir etkisi olarak. Şimdi bu mektup tabii o aslı günümüze ulaşmamış. Türkçe midir, Soğutça mıdır bilmiyoruz. Ama en azından bir yazıdan bahsediliyor. Onun dışında mesela Taspar veya Tapar Kağan döneminde işte bir Budizme meyil söz konusu Göktürk yöneticileri arasında. Özellikle Kağan'ın kendisi zaten Budizme geçmiş. Bunu duyan da Çin'in kuzeydoğusundaki Qi Hanedanı'nın imparatoru da bir ferman çıkartarak bazı Budist sutraların yani kutsal metinlerin Türkçe'ye çevrilmesini emretmiş. Ama bunun yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. En azından ama elimizde böyle bir girişim olduğuna ilişkin bilgi var. Demek ki 570'lerde ki bu Kağan 70'lerde yaşıyor. 80'lerin başlarında ölüyor zaten 81'de. Demek ki bu dönemde Türkçe bir yazı dili. Bunun dışında mesela Batı'da da bazı elimizde örnekler var. Mesela 7. yüzyılda Kafkasya Hunlarının yazı kullandığını biz o bölgedeki yerel kaynaklardan biliyoruz. Hatta İncil'i bile onların diline çeviriyorlar. Ermeni alfabesinden böyle bir esinlenerek
alfabe yaratıyor. O bölgedeki Hristiyan keşişler İncil'i Hunların diline çevirmişler. Kafkasya Hunlarının. Veya Batı Göktürklerden kalma yine sikkeler var. Bununla da Soğut yazısı kullanılmış. Çok nadir Göktürk harflerine benzeyen bazı damgalarla da karşılaşabiliyoruz falan. Ama onun öncesinde çok çok az diyebiliriz. Yani konuyla ilgili tartışmalar çok var. Dediğim gibi izleyenlerimiz Erhan Aydın Hoca'nın veya işte Mehmet Ölmez Hoca'ya da ona da bakabilirler. Onun da Moğolistan'daki Türk Uygur Hakanlıkları dönemi yazıları kitabı var. Orada da girişinde de bahsediyor zaten bu tartışmalardan. Oradan okuyabilirler. Evet hocam. Peki hani konu madem coğrafyalardan yürüdü, hani batıya doğru yaklaşırsa zaman zaman biz bunu gazete küpürlerinde de görüyoruz. Yani Anadolu'nun işte Hakkari'de işte bir dağda işte Orta Asya'daki Türklerin kullandığı, Göktürklerin kullandığı heykellere benzeyen heykeller veya heykelcikler, damgalar, efendim kısa yazı diyebileceğimiz kısa damga benzeri yazıtlar. Anadolu'nun birçok yerinde, hatta burada ben sıraladım aslında, onları tek tek okumak zaman alacaktır. Ama Anadolu'nun birçok yerinde zaman zaman ve milattan önceki tarihleri tarihlenen yaklaşık olarak bu tür haberlerle de karşılaşıyoruz. Hatta taşa vurulmuş şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani Anadolu'nun bir dağında Orta Asya'daki bir heykelciye benzeyen bir heykelcik üstünde de bir tane Türk damgası gibi bir figür görüyoruz. Bunun açıklamak da gerçekten herhalde tarihçiler için zor olan bir konudur, ama bu damgalar konusu dünyanın, yani Kuzey şey Avrupa diyebileceğim, Avrupa, Anadolu ve Orta Asya'nın her yerine dağılmış çeşitli yerlerde gördüğümüz heykelciler ve figürler görüyoruz. Açıklaması da dediğimiz gibi zor. Tabii şunu da ben özellikle şey yapayım hocam. Şimdi biz Kazım ve Haluk Tarcan'ın üstünde tutuyoruz, ama şunu da özellikle belirtmek isterim açık yüreklilikle. Hiçbir zaman bu tür çalışmalara tarafların ideolojik şeylerini düşünerek ben okumaya çalışmadım. Tamamen bilgislerim ve gördüğüm şeyleri dikkatimi çeken şeyleri kendim de tartıştım ve çevremle tartışarak bu yolda devam ediyorum. Bu figürler için siz ne dersiniz hocam? Yani Anadolu'da, Kafkaslar'da, Suriye'de bile çıkan bu tür şeyler görülüyor. Bu bir akın mıdır, yoksa kültür birbirinden bağımsız mıdır, yani alakası mı? Evet, şimdi dediğiniz gibi çıkıyor sürekli Anadolu'da veya başka yerlerde, işte Suriye'de çıktı ki onun haberini ilk Türkiye'de ben yapmıştım. Sonra yani öyle çok ilgi duyandırmadı ilk zamanlar, sonradan tekrardan yaygınlaştı. Şimdi bir kere bu bulunan kaya resimleri olsun, damgalar o veya işte sanat eserleri, heykeller, bunların tam tarihlendirmesini yapmamız şu anda teknik açıdan pek mümkün değil. Çünkü bunlar inorganik malzemeler. Şimdi karbon-14 testiyle biz organik malzemelerin buluntularını tarihlendirmesini çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ama sadece taşa yazılmış bir şeyle karşılaştığımızda bunun hangi yüzyıldan veya hangi bin yıldan kaldığını söylemek pek mümkün değil. Benim henüz bu konuda çaresiz. İleride başka teknikler bulunur, belki tarihlendirirler. O yüzden mesela sanat tarihçileri, arkeologlar da özellikle taş üzerine yazılmış şeylerin yani buluntuların tarihlendirmesinde de çok temkinli davranırlar. Genellikle de eğer varsa o buluntuların yanında bulunan başka organik malzemeler kullanılarak bir yaklaşık tarihlendirme yapılmaya çalışılır. Ancak belki de o taşa yazılan şeyle o organik buluntu bile aynı dönemden kalmamış da olabilir. Yani ona ihtiyatlı yaklaşmamız lazım. Benim şahsi görüşümü soracak olursanız, bu özellikle Anadolu'da bulunanlar, bunların bence büyük çoğunu Bizans döneminden kalma. Mesela Ankara'da Gödül'de var. Gitme fırsatım olmadı. Yani Ankara'da yaşadığım zamanlarda da bir türlü yolum düşmedi ama görmek istiyorum. Gödül'de var. Mersin civarında ben buldum birkaç tane, yani duydum. İşte bu Artvin taraflarında falan galiba yine bir şeyler var. Bir böyle heykeller falan çıkıyor. Şimdi Anadolu'ya farklı dönemlerde Türk akınları da ufak da olsa bazı yerleşimlerde var, mevcut. Bunu biz tarihi kaynaklardan biliyoruz. Arkeolojik olarak da yavaş yavaş bulunmaya başlandı. Mesela
Oğuzların Anadolu'ya gelişi, Oğuzların Türkmenlerin ağırlıklı olarak Malazgirt Savaşı'ndan sonra oluyor. Yani 1071'den. Bu bir yani bu bir gerçek. Büyük çoğunlukla 1071'den sonra bir de 13. yüzyılda ikinci bir dalgayla büyük oranda geliyorlar. Fakat 1071'den önce de Anadolu'ya yavaş yavaş geldiklerine ilişkin arkeolojik buluntular çıkıyor. Mesela Amasya'da Oğuz Höyük diye bir höyük var. İstanbul Üniversitesi'nden de adı şimdi aklıma gelmedi ama dilimin ucunda diyeyim. Şevket Dönmez arkeoloji bölümünden. Profesör Doktor Şevket Dönmez Hoca'nın başkanlığında bir kazı yıllardır yürütülüyor orada. Sanırım devam ediyor. Tabii şeyin amacı, o Oğuz Höyük'ün kazılmasının amacı aslında ya Neolitik veya biraz daha geç tarihli. Bu erken demir çağı falan bulgu, işte Frig dönemi vesaire onları kazmakta ama kazmaya başladıklarında en üst katmanda 10. ve 11. yüzyılları tarihlendirilen Oğuz mezarları çıktı. Hatta bir kızın mezarı falan 13 yaşlarında ölmüş. Bunu mesela karbon 14 testi yaptılar bunları. 900'lerin sonları 1000'lerin başlarının tarihleniyor. Yani Malazgirt'ten önce. Ki biz İslam kaynaklarından şunu biliyoruz Oğuzlar hakkında bilgi veren. Aralarında çatışmalar yaşanır boylar arasında veya işte beyler arasında ve bunlar zaman zaman farklı bölgelere göçerler. Ki mesela yine biz Selçuklu tarihiyle ilgili kaynaklardan şunu biliyoruz. Çağrı Bey 1017 yılı dolaylarında Anadolu'ya ilk ulaştığında bir akın sırasında oraya daha önce gelmiş kardeşleriyle karşılaşıyor. Kardeşleri dedim yani akrabalarıyla veya boydaşlarıyla daha doğrusu soydaşlarıyla karşılaşıyor. Ve onlar da katılıyorlar Çağrı Bey'in Akıncı grubuna. Demek ki 900'lerin sonları 1000'lerin başlarında bir Anadolu'da Oğuz varlığı var. Oğuzlardan önce de zaman zaman çeşitli Türk boylarının veya daha eski dönemlerde bazı bozkır halklarının da Anadolu'ya akınlar yaptıklarını biliyoruz. İşte İskitler, Kimmerler bunlar ta milattan önce 600'lerde gelmeye başlıyorlar. Ama yerleştiklerine ilişkin Kimmerleri hariç tutarsak mesela İskitlerin yerleştiklerine ilişkin elimize çok bir veri yok. Kimmerler gelip yerleşmişler, dağılmışlar sonra. Ki Kimmerlerin de şeyi çok tartışmalı. Sonra Avrupa Hunları mesela 395'te geliyorlar ama onu sadece bir akın yapıp gidiyorlar. Biraz Ogurlar, Bulgarlar geliyor. Bunların bir kısmı paralı asker olarak Bizans hizmetinde yerleşiyorlar. Ardından daha iyi bildiğimiz Peçenek, yine Balkanlardan gelen bir miktar Uzlar, bir de Kıpçaklar var ki özellikle Peçenek ve Kıpçak yerleşimleri önemli çünkü Bizans bunları Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştiriyor. Hatta Ege Adaları'na bile yerleştiriyor. Bunların çoğunluğu sonradan yerli Urumca konuşan halk arasında eriyip gitmiş. Bir kısmı da Oğuzlara katılmış 13. yüzyılda. Özellikle Batı Anadolu'da Türkmenlerin eline geçmeye başladıkça bunlar da saf değiştirip şeye katılmışlar ki biliyorsunuz zaten Malazgirt Savaşı'nda da bilinen husustur. Bizans ordusundaki Türk kökenli paralı askerler saf değiştirip Selçuklu ordusuna katılırlar. Bir de mesela Karadeniz tarafında da Kıpçak yerleşimlerinin bir miktarı olduğu tahmin ediliyor. Çünkü bazı Kıpçak grupları da Gürcülere hizmet ediyorlar. Gürcü krallarına, kraliçelerine işte 12. 13. yüzyıllarda. Bunların da en azından bir kısmının şu bugünkü Artvin dolaylarına yerleştiği tahmin ediliyor. Özellikle Mengücükler gibi bizim işte Anadolu'daki beyliklerle mücadele etmeleri için Gürcüler alıp onları yerleştirmişler. Ki mesela bu bundan Örnek hani isterseniz şey yapabilirim. Yani burada ben not ettim. Güneydoğu Anadolu'da işte eksi 15 binlerden itibaren kaya resimleri vardır diyor Kazım Hişami arkadaşları diyelim. Sonra Doğu Anadolu'da Van Hakkari Tirşin Çaylası'nda işte Çingir yazıtı vardır diyor Davutlar'da. Van Akdamar yazıtı vardır diyor. Van Buşet yazıtı vardır. Erzurum Cuni Mağarası vardır diyor. Trabzon'da 2000'lerde iki yazıt vardır diyor. Sinop Dershanesi Kapı yazıtı vardır diyor. Erenköy yazıtları, Bizans yazıtlarında da bazı Türk kandallarının olduğunu iddia eder. İzmir'de Apausus, Efes'te. Yani Efes'in ilk isminin mesela Apausus sözcüklerinin tekamülü sonucunda oluştuğunu iddia ederler. Antalya'da Kalbi Mağarası'nda ve 5 tane Sidep Arası'nda işte Türk damgalarının olduğu. Bunlar da böyle bir şekilde devam ediyor hocam. Evet, iddialar var ama bunlar tamamı yazıt mı acaba? Yazıt da olmayabilir. Belki yani kayadan akan suların bıraktığı izler bile olabilir. Yani gördükleri bu vatandaşlar duvarlarda gördükleri bütün çiziklere yazı deyip geçiyorlar.
İşin kolayına kaçıyorlar. Yani şimdi şu çok önemli. Bu kişiler profesyonel bir Türk dili ve Türk tarihi eğitimi almışlar mı? Almamışlar. Kazım Mirşan dediğimiz kişi rahmetli. Yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış söylüyorsam beni düzeltin. Sanırım elektrik elektronik mühendisiydi. Haluk Tavcan müzikoloji onun uzmanlık alanı. Yani şimdi Talat Tekin, işte Hüseyin Namık Korkun, Osman Fikri Sarkkaya, işte Ahmet Bilcan Ercilasun, yani Muharrem Ergin gibi isimler varken, yani Kazım Mirşan falan, bunları yani ciddiye almaya gerek yok gerçekten. Onu öncelikle söyleyelim. Şimdi dediğim gibi, yani 1071'de böyle birdenbire, 1071'den sonra Türkler hiç öncesinde yoktu, birdenbire topluca geldiler demek doğru değil. Evet, öncesinde de var ama 1071'in de önemini azaltmamamız lazım. Bunu da yapıyorlar çok. Ben çok kızıyorum bunu yapanlara. 1071'den sonra çok büyük yerleşimler açılıyor ama öncesinde de var. Ama dediğim gibi, yani bu şimdi Güdül olsun veya saydığınız yerler, ki bir kısmı yazıt da olmayabilir bunların. Bir de kaya resimleri, yani çok bunlar, yani bütün dünyanın her yerinde karşımıza çıkan şeyler. Şimdi bu mesela rahmetli Servet Somuncuoğlu vardı. Onu da biliyorsun, sahada özellikle Türkistan'da çok çalışmaları var. Fotoğraflandırmış, bu Tamgalı Say olsun, Saymalı Taş vesaire gibi, ya Moğolistan'ın, Sibirya'nın çeşitli bölgelerine. Ama hep şöyle bir metodik hataya düşülüyor. Kaya resimlerinin illa tamamı Türklere aittir. Kaya resmi bir yerde varsa o Türklerden kalmıştır. Başka hiçbir kültür kaya resmi yapamaz. Hayır, bu doğru değil. Hani kaya resmi dediğimiz zaten insanlığın en erken sanat biçimlerinden bir tanesi ve taş Hocam, çağlarından beri. sözünü Bütün bölmek insanlık zorundayım hocam. Çok özür dilerim. Hani kaya resimleri derken kendisiyle ben yaptığım röportajda özellikle şunun üzerine durmuştu. Yani kaya resimlerde de dediğiniz gibi karbon 14 testi yapmak zor. Mümkün görünmüyor. Ama birkaç tane örnek vermiş. Mesela şey demişti. Almanya'daki Vesilirmağı kıyısında işte orada ırmak kenarı çalışması yapılırken orada birkaç tane tahta parçası çıkıyor ve üzerinde bazı yazılar, anlam veremedikleri yazılar bulunuyor ve işte bir tahta karbon 14 testine tabi tutulduğu zaman milattan önce 7000'ler gibi bir tarih veriyor ve üstündeki yazıları ve Göktürk alfabesini yan yana koyduğumuz zaman gerçekten büyük benzerlikler göze şey yapıyor. Aynı şekilde Orta Asya'da da bir ıslık gölü çevresinde bir mağarada kendisi de gitmiş anlattığına göre mağaradaki işte kaya resimlerinin dibinde işte karbon kullandıkları, yani ateşin külünü kullanarak duvara bazı çizimler yaptığını, tamgalar yazdığını şey yapıyor ve oradaki küllerden karbon 14 testi yaparak milattan önceki 5000'li yılları veren bazı tariflemelerin bulunduğu ortaya çıkıyor. Bunun gibi birkaç tane örnek, tam tarih verilen örnekten bahsetti kendisi. Tabii ki biz bunu bence tartışmaya çok daha fazla şey yapmadan bilgiyi ortaya koyuyoruz. Yani zaten genel olarak çalışmamız, biz bilgiyi ortaya koyuyoruz. İnsanlar bu bilgiyi kendileri yorumlarlar ve doğru olana kendi kendine ulaşmaya çalışırlar. Benim kendisiyle yaptığım çalışmalarda, okumalarda bu bilgileri bana sunduğunu ben size söylüyorum. Sizin de ama birçok yönde de sizin düşüncelerinize de katılıyorum. Bazı çalışma yöntemleri gerçekten işte bizim Türk dil derslerinde gördüğümüz çalışmalara aykırı şekillerde şeyler var. Yani bir kere Türk dilinin kendi tekamül gelişimi vardır. Bu gelişimi görmezlikten gelerek bu okumaları yapmak ne kadar doğrudur? Bu da tartışılabilir. Yani bu şeyler, deliller bunlar. Bence konuyu değiştirdim ama yine de siz eklemek istediğiniz varsa buyurun hocam. Yani özellikle bu şeyle, Göktürk döneminde kullanılan yazıyla alakalı şunu da söyleyeyim. Şeyde çok doğrusunuz, haklısınız. Yazıtlarda karşımıza çıkan yazı bayağı oturmuş gözüküyor. Çünkü hanedan üyeleri için yapılmış. Yani devletin resmi aslında yazısını gösteriyor. Kuralları çok daha kurallı. Yazım hatalarına çok nadir rastlanıyor.
Fakat onunla bile bazı hala oturmamışlıklar var. Mesela Göktürklere ait ve diğer yazıtlara baktığımızda aralarında farklar olduğunu görüyoruz. Mesela Tonya Cook en ünlü, yani Orhun'dan sonraki en ünlü yazıtlardır biliyorsunuz. Tonya Cook'la Orhun'ları karşılaştırdığımızda bazı harflerin farklı yazıldığını görüyoruz. Tonya Cook'ta bazı mesela kelimeler kısaltılarak yazılıyor. Mesela Kagan kelimesi geçiyor bazen ama bazen Kam diye kısaltıyor. Veya başka örnekler de var. Veya bazı halk ağzı farklılıklarını yansıtan şeyler de var. Mesela birinde ben, birinde men diyor gibi. Onun dışında mesela başka Ongi olsun, işte İh Köşeöt olsun veya daha kısa yazıtlar var Moğolistan'da bulunan. Bunlarda da şeyler var. Hatta bir örnek vereyim. Ben, bu arada daha 2 gün önce bir tane seçmeli ders var benim Türk Kanunu adında. Bu Göktürklerde yazılı kültür konusunu işlemiştik. Bu haftanın konusu oydu. İyi de denk geldi yani üzerine. Şimdi bu 2000, yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında Moğolistan'ın batısında Altay Dağları'nda bir mağarada Göktürk dönemine tarihlenen bir mezar bulundu. İşte bir ceset gömülmüş eşyalarıyla beraber. Ve çok yüksekti tabii dağlık bir yerde olduğu için oksijen de az olduğu için mağarada da almamış fazla hava. Şeyler bozulmadan günümüze ulaşmış organik malzemeler. Bunların arasında bir tane de çalgı var. Ahşaptan yapılma. Çalgının ben kopyasını şeyde gördüm. Moğolistan Milli Müzesi'nde gördüm. Orada sergileniyor. Orijinal tabii şeyde koruma altında. Depoda, müzede. Çalgının üzerinde de 2-3 kelimeden oluşan bir şey var. Yazıt var. Onu yayınladılar sonra Alman Türkologlar. Moğolistan'da falan da yayınlandı. Türkiye'de de bununla alakalı yayınlar yapıldı. Jargaland diye bir bölgede bulunmuş. Şeye baktığımızda mesela bu çalgının üzerindeki yazıt ki bu arada 8. yüzyıldan kalma yani karbon 14 testinin bize verdiği bilgi bu. Şey harflere baktığımızda yazımlarda sıkıntı var. Mesela normalde siz de biliyorsunuzdur zaten kuşkusuz ince ve kalın sessizler ayrısında ayrım yapılır. Ki zaten ünlüler çok fazla yazılmıyor. Bazen yazılıyor, bazen yazılmıyor eski Evet. Türk yazısında. Evet. O yüzden mesela şey çok önemlidir. Sessizlerin ince kalın yazılması. Mesela bu yazıtta o kurala uyulmamış. Demek ki halktan birisi yapmış. Yani böyle kuralsızlıklar da var. Ya zaten mezar buluntularına baktığımızda ben baktım hani ne var ne çok. Öyle çok zengin bir mezarda değil. Muhtemelen ya sıradan halktan birisi ya da belki bey olup da biraz fakir bir bey de olabilir. Öyle çok çok bir kaan mezarı değil yani. Çünkü mesela çok daha büyük mesela şeyde Mayhanoğlu diye bir yerde 2011'de bulunan bir mezar var 7. yüzyıldan kalma. O şaşa böyle bir sürü hazineler falan çıktı veya işte Bilge Kağan anıtında yapılan kazılarda biraz tarihlendirmesi onun tartışmalı da yani ya geç Göktürk veya erken Uygur dönemine ait böyle bir sürü hazineler falan çıktı. Öyle değil bu böyle basit bir mezar. Ama en azından sıradan halktan birisinin de yazı kullandığını bize gösteriyor. Bu ilginç bir bilgi. Bir de mesela bazı henüz fazla yayınlanmamış yazıtlar var Moğolistan'da. Mesela bir tane çobandan kalma yazıt bulundu. Hayvan şeylerini söylüyor. İşte şu kadar koyunum var, bu kadar ineğim, keçim falan filan var gibi. İlginç yani demek ki halk düzeyinde şey var. Bir de yazıtların yazılma amacı da belli yani. İnsanlar gelsinler orada okusunlar. Gelecek nesillere öğütler veriliyor oralarda. İşte geçmişte yapılan hatalar hep vurgulanıyor. Özellikle Orhun yazıtlarında. Yani atalarımız şöyle hatalar yaptılar. Bunları yapmayın diye özellikle halka sesleniyor. Yani böyle mesela büyük yerleşik uygarlıklarda yazı biraz daha seçkinlerin işidir değil mi? Tabii Mesela ki. Çin olsun. Yani zaten Yunan. onun abidelerinde de böyle çok yüksekten bir öğüt vardır. Siz daha iyi Evet. bilirsiniz hocam. Yani hem milletine öğüt verir, hem yöneticilere öğüt verir, hem ahlak dersleri diyebileceğimiz öğütler var yani orada. Bu Evet. gerçekten ilginç bir karşılaşmaydı benim için. Hocam, birazcık da konuyu şey yaparız. Yani ben buradan şöyle bir soru aklıma geliyor. Ya yani bu kadar dağınık ve geniş bir coğrafya. Bozkır'ın zaten kendisi hani Bozkır deyince genişlik akla gelir. Bir Aynen. boşluk akla gelir. Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış bu kavimler ve tırnak içerisinde söylüyorum Türkiye kavimler. Düşündüğümüz zaman biz kime Türk demeliyiz ya da Türk kimdir? Böyle bir bu soruyu cevaplamak gerçekten çok zor. Ve tabii bu soruyu cevaplarken insanlar bakış açılarını da belki de zorunluluktan kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani kimine göre Türk Müslüman Türk'tür, kimine göre Türk kandan gelir, kimine göre Türk coğrafyada yatar.
tahmin etmiyorum. Türk'te başka şekillerde tanımlanabilir. Siz bunlardan daha bağımsız bir düşünce olarak aklınıza ne gelir? Türk deyince kimi kastetmeliyiz? Kim Türk'tür? Evet, bu çok tartışılan bir konu biliyorsunuz. Hatta çok da güncel yani. Benim kendi tanımlamama göre Türk soyundan gelen veya en azından birkaç nesildir ana dili Türkçe olan kişiye denir. Ben böyle tanımlıyorum. Yani kişi illa Türk soyundan gelmeyebilir, Türkleşmiş de olabilir zaman içerisinde. Ama tamamen bu bilincin oturmuş olması lazım. Yani kendinin örneğin işte Çerkez veya işte Arnavut, Pomak vesaire asıllı olduğunu bilip daha bir iki nesil öncesine kadar aile içerisinde bu diller konuşuluyorsa, Türkçe çok yeni edinilmişse o henüz Türkleşmemiştir. Ha tabii resmi tanım var biliyorsunuz aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes Türk. Ama bir de Türk'ün geniş bir tanımı var devletinde aslında tanıdığı. O da bütün dünyadaki Türk soylu topluluklar. Yani işte örneğin Kazaklar, Özbekler, işte Sahalar, Tatarlar vesaire gibi. Ben Türk'ü bunların hepsi içinde kullanıyorum. Şimdi tarihte yaşamış bir boyun, örneğin işte Hunlar döneminde yaşamış veya Göktürkler döneminde yaşamış. Ya tarihin çeşitli dönemlerinde bir topluluğun Türk olduğunu anlamamız için de en önemli şeylerden birisi dildir. Ki siz de bana sorular atmıştınız bugün gündüz Hunlarla alakalı falan. Şimdi bu da çok tartışılan bir şey. Böyle bir durumda bizler yani tarihçiler, dilciler en çok dil malzemesine bakıyoruz. Çünkü kültür bazen çok aynı olabiliyor. Farklı diller konuşan topluluklar aynı coğrafyada yaşıyorsa yaşam tarzları aynı olabiliyor. Mesela ölü gömme gelenekleri olsun, giyim kuşamları, kullandıkları aletler ama aralarındaki fark genellikle dilden yapılıyor. Ama şöyle de bir durum var. Bazı topluluklar çift dili de olabiliyorlar. Bu bizim tarihte pek bilinmez ama Kaşgarlı Mahmut bahseder mesela. Özellikle doğuda yaşayan yani Türk dünyasının o dönemki doğusunda yaşayan bazı topluluklar çift dillidir der. Bir Türkçe bilirler, bir de başka dilleri vardır gibi. Bu tip durumlar var. Mesela Hunların Türklüğü konusunda falan çok şey yapıyoruz. Şimdi bu proto Türkler kimdir? Evet. Burada şey yapalım mı tartık? Açalım mı o konuyu da? Yani çok dağıtmadan biraz bahsedebiliriz hocam. Evet. Çünkü bu konuyla çok bağlantılı. Şimdi Türk adı bizim gerçekten emin olabildiğimiz kadarıyla aslında 6. yüzyılda ortaya çıkıyor. Hatta tarihte ilk geçtiği tarih 542'dir. Göktürklerin kendi isimleri bu. Yani bizim bugün Göktürk olarak veya Köktürk olarak adlandırdığımız bir boy birliği var. Bunlar 542 yılında ilk kez Çin kaynaklarında geçmeye başlıyorlar. Bunların kavim adı aslında. Fakat diğer kendilerine yakın yaşayan ve bozkırlarda yaşayan bütün boyları fethediyorlar ve siyasi olarak onların ortak bir ismi oluyor. Şimdi bozkır tarihine baktığımızda Avrasya'daki bu işte Orta Asya tarihine, bozkır tarihine baktığımızda genellikle bir halk başka bir halkı fethettiği zaman fethedilen grup fethedenin ismini benimsiyor. Ki bunun açık bir örneğini biz Asya Hunlarında biliyoruz. Mesela Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir? İşte bizim Mete Han olarak bildiğimiz Modu Chanyu değil mi? Modu Chanyu büyük bir fetihçi ve Hunları gerçekten dönemin süper güçlerinden birisi yapmış. Ölmesinden 2 yıl önce dönemin Çin İmparatoruna yazdığı bir mektup var. Çincesi günümüze ulaşmış. Çin kaynaklarında Shiji'de, Hanshu'da falan aktarılıyor. Diyor ki ben Yay Geren 26 tane halkı fethettim. Bunların hepsi Hun oldular diyor. Demek ki Hun adı fethedilen herkes tarafından benimsenmiş. Türk adı da öyle. Yani Göktürklerin bizim bugün daha doğrusu Göktürk olarak isimlendirdiğimiz Boylar Birliği'nin kurduğu devletin fethettiği bütün boylar Türk adını almış ve bunlar tabii uzun bir dönem boyunca da Göktürk hakimiyetinde yaşadıkları için bir süre sonra Türk bunların hepsinin ortak bir adı haline gelmiş. Hocam. Mesela Uygur adı da öyle, Moğol, Tatar isimleri de bunlar da böyle. Yani fethedilen boylar bu isimleri benimsiyorlar. Siyasi olarak bu da sonradan böyle bir üst kimlik haline geliyor. Türk adı böyle. Yani birazcık artık güncel bir etki şey olsun daha iyi anlaşılması için bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların işte alt kimliklerine bakılmadan üst kimlikte Türk kimliğinde birleşmesi ve Evet. bugün Anadolu'da yaşayan herkesin birbirinden ayırt etmeden devletin ve dolayısıyla milletin Türk halkı olarak kendini kabul etmesi gibi bir örnek yerinde oturur herhalde. Tabii, aynen. Şimdi bundan dolayı yani Göktürklerden önce de Türk adı var mı yok mu tabii tartışılıyor. Bazı araştırmacılara göre var. Bu tartışmaya açık. Yani
Olabilir, bilemiyoruz ama şimdilik genellikle araştırmacıların çoğu kabul etmiyor. Yani Göktürklerden başlatıyor. Şimdi ondan dolayı da hani eğer biz bir proto-Türklük belirleyeceksek, ön Türklük, onu o zaman Türk adı olmadan önceki dönemler için kullanmalıyız. Yani mesela biz şeyi biliyoruz, Göktürklerden önce de Türkçenin konuşulduğunu biliyoruz. Hunlar en azından bir kısmı herhalde Türkçe konuşuyorlardı. Veya Uygurların 9 Oğuz'un ataları olan boylar var. Çin kaynaklarında Yüksek Arabalılar diye geçer bunlar, Gauçe diye. İşte Kanlı boylar. Bunların da Türkçe konuştukları biliniyor. Hatta Hunlarla benzer bir dil konuştuklarını da Çin kaynakları söylüyor. Ki biz bunların, özellikle Uygurların 9 Oğuz'un Türkçe konuştuklarını zaten biliyoruz, o kesin. Demek ki Türkçe var. Bazı araştırmacılar o yüzden Proto Türk'ü belki Göktürk öncesi dönem için kullanabilirler. Ya yani ben kendim şahsen çok kullanmıyorum çünkü bu proto, yani kullanılabilir, karşıda çıkmıyorum da yani çok tercih etmiyorum ama kullanmam gerekirse ben Göktürkleri sınır çizerim. Yani Göktürklerden önce. Benzer bir durum Moğollarda da var mesela. Şimdi tarihte biz Moğolcayı milattan önce 3. yüzyıla kadar falan götürebiliyoruz az çok. Bu arada Ama Alt-Türklerden Moğol dediğim ismi. gibi Hunlara da Türk diyemiyor muyuz bu durumda? Yani Hunlar daha önceki tarihlerde var olmuş bir Şimdi, devlet kurmuş bir halk. evet. Bunlara Şimdi Hun Türk döneminde mü diyelim, Türk mü diyelim ya da başka bir şey mi diyelim? yani bu çok aslında hala da araştırmacılar arasında büyük bir tartışma konusu olan bir mesele. Şimdi Hunların kendilerinden kalma, dediğim gibi yazılı bir şey günümüze kadar ulaşmadı. Ha, bu yarın öbür gün çıkmayacağı anlamına da gelmiyor, onu da söyleyeyim. Çıkabilir belki ileride. Şimdi Hun diline ait elimize bazı veriler var. Bu arada tabii Asya Hunlarından bahsediyorum. Avrupa Hunlarına da az sonra da değineceğim. Benzer bir durum da orada söz konusu. Şimdi Asya Hunları ile ilgili biz bilgilerimizi daha ziyade Çin kaynaklarından ediniyoruz. Arkeolojik buluntular hariç. Çin kaynakları bize aktarıyorlar ve Hunların konuştukları dile ait çeşitli kelimeler de var. Çin kaynaklarında geçiyor. Bunların bir kısmı günlük hayatla alakalı, işte kullandıkları alet edevatlar veya dini inançlarıyla veya devlet teşkilatı ile ilgili. Onun dışında çeşitli unvanlar var, hükümdar veya işte beylik unvanları, bir de kişi adları var. Bunlar tabii Çince kaydedilmiş. Yani Çinliler nasıl duydularsa, nasıl algıladılarsa öyle kaydetmişler. Bunların üzerine yapılan araştırmalara göre bir kısmı Türkçe. Mesela işte Tengri kelimesi var. İşte mesela ne vardı? Kılgan kelimesi olduğu tahmin ediliyor. Kut kelimesi muhtemelen var. İşte ne bileyim, ordu kelimesi var, kılıç mılıç gibi, böyle işte kıngırak gibi bazı kelimeler var. Kişi adlarında da mesela Modu'nun adının, yani bizim Mete olarak bildiğimiz kişinin de muhtemelen Bagatur gibi bir şey olduğu tahmin ediliyor. Ama yani yüzlerce aslında kelime kayıtlı Çin kaynaklarında Hunlara ait, yani kelime varlığı aslında epey var. Bunların tabii büyük çoğunluğu kişi adları ve unvanlardan oluşuyor. Bunların tamamı henüz çözülmedi. O yüzden net bir şey demek zor. Ama en azından bir bölümünün Türkçe konuştuğunu biliyoruz. Bir de tabii Hun aslında genel bir isim. Yani bir çekirdek Hun boyları var. Yani bu imparatorluğu kuranlar, bizim işte Moğolların, yani Metelerin falan dahil oldukları. Bir de Hunların sonradan fethettiği boylar var. Ki bu boylar çok farklı etnik gruplara mensup. Türk boyları da var bunların arasında. İşte Kırgızlar, Dinglingler, Huciyeler, Vuciyeler gibi. Moğol halklar var. İşte Donhular, onları sonra devamlı Şiyen beyler, Wuhanlar gibi de Hint Avrupalı boylar da var. Yüeciler, belki bir ihtimal Vursunlar. Onları da bilmiyoruz ne olduklarını tam olarak. Yani çok etnikli bir yapı. Burada esas önemli olan çekirdek boylar. Yani hanedan ve onun etrafındaki esas çekirdekler, temel ne konuşuyordu? Şimdilik Türkçe gibi gözüküyor ama başka görüşleri savunan araştırmacılar var. Mesela Paleo-Sibirya dillerinde arayanlar var. İşte Moğolca veya İranî dilden konuşuyorlardı diyenler de var. Ben onları da çok ciddiye almıyorum açıkçası. Yani öyle, hele Paleo-Sibirya falan biraz kasıtlı geliyor bana ama %100 tamamen Türkçe konuşuyorlardır dememiz zor. Tapkaçlar var mesela Hunlardan sonra. Onlarda da benzer durum söz konusu. O yapılan araştırmalarda yine Çin kaynaklarında tabii kayıtlı Tapkaçlara ait söz vardı. Yani %70 Türkçe, %30 Moğolca gibi gözüküyor. Aynı durum Avrupa Hunlarında da karşımıza çıkıyor. Yani Asya Hunlarının genellikle devamı kabul ediliyorlar. O da tabii tartışılan bir husus ama Avrupa Hunlarından da şimdiye kadar yine yazılı bir şey gelmedi ama yarın öbür gün çıkabilir. Macaristan'da, Ukrayna'da, ya Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'daki ülkelerden birinde. Şimdi Hunlara ait de söz varlığı yine Roma Bizans kaynaklarında genellikle kayıtlı. Bunların üzerine özellikle Avrupalılar çok araştırmalar yaptılar. En kapsamlı çalışma bir Omellian Pritzak'ın var.
Hunların diline dair. Bu arada Asya Hunlar için de Talat Tekin hocanın rahmetlinin de kitabını tavsiye ederim. Hunların Dili diye bir çalışması var. Hem Hun hem Tapkaç dilini inceliyor. Bir de şey var. Otto Mönchengladbach'ın, Avusturyalı tarihçinin Hunların Dünyası, The World of the Huns kitabında da bu dil verisini inceliyor. Özellikle kişi adları falan. Bir kısmının Türkçe olduğu anlaşılıyor. Yani çok açık Türkçe olanlar var. Tartışmaya açık olan birkaç tane var. Attila gibi mesela. Bir de başka dillerden, işte Germen dillerinden de biraz var. O da kültürel etkileşim sonucu. Çok normal olması da. Yani ona bakarsak Göktürklerde de bazen Soğukça isimlerle falan karşılaşıyoruz. Hunlarla alakalı bir de son bir bilgi daha vereyim. Sonra başka konulara geçeriz. Bir de Hunların kullandığı dile ait bir cümle kayıt da elimizde. Yine Çin kaynaklarında. Jinshu adında bir 4. yüzyıl kaynağında geçiyor. Bu işte Hunların Çin'in kuzeyini istila ettikleri dönemler. Çin'de kargaşalar var. Hunlar gidip buralarda beylikler kuruyorlar. O dönem yaşamış bir Budist'e ait bir muharebe sırasında, bir kuşatma sırasında askerlerine şeye getirmek için, şevke getirmek için Hunca bir cümle söylüyor. Bu da Çin kaynaklarında kayıtlı. Bunu ilk Louis Bazin adında bir Fransız Türkolog çözmüştü. Bir de Peter Butberg'in, belki yanlış hatırlıyor olabilirim, onun daha çok Tapkaç dili üzerine çalışmaları var. Louis Bazin'in çalışması çevrildi Türkçe'ye bu arada. Bunu Türkçe olarak okuyor. Eski Türkçe. Hatta işte boku tılıkan, sükût çıkkan gibi bir, yani çünkü şöyle bir durum var. Önce Huncası veriliyor, ardından da Çince çevresi veriliyor. Ve biz hani hangi Hunca kelimenin hangi anlamının ne olduğunu biliyoruz. İşte bunu da başka dillerde okuma önerileri getirenler var. İşte Palios bir dillerinde falan. Dediğim gibi ben çok ciddiye almıyorum onları. Tabii. Türkçe gibi gözüküyor. Yani ama dediğim gibi Hun dili üzerine daha çok çalışmalar yapılması lazım. Ben dilci meslektaşlarımızla da hep diyorum. Ama bu biraz zor bir iş çünkü o dönemin Çincesine hakim olmak lazım. Bir de o dönem Çince günümüzdekinden çok farklı telaffuz ediliyor. Yani Çince'nin tarihi fonetiğine de biraz hakim olmak gerekiyor ama bunlar yapılırsa Hun dili üzerine çalışmalar çok daha rahatlıkla yapılabilir. Ben biraz mesela şey yapıyorum. Göktürk döneminde de mesela Göktürklere çok sayıda isim, ünvan falan kayıtlı Çin kaynaklarında. Bunların bir kısmı çözülebilmiş, bazıları hala çözülememiş. 2-3 tanesi hakkında ben öneriler bulundum. Mesela o dönemki Çince'de nasıl telaffuz ediliyor? Ve eski Türkçe söz varlığına baktığımızda neye tekabül ediyor gibi şeyler yapılabilir ama daha araştırmalara muhtaç. Hunlar hakkında çok daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Evet. Bir de Hunlar paylaşılamıyor. Yani Moğollar sahip çıkıyor. İşte Batı'da bazı şeyler var. Şimdi Çinliler biraz bazı siyasi sebeplerden ötürü yani Hunları, Göktürkleri ve Uygurları ayrıştırmaya çalışıyorlar falan. Yani biraz ideolojik mevzular da işin içine giriyor. Yani güncel siyasette de pek gitmek istemiyorum ama o yüzden yani Hunları falan kaptırmamamız lazım. Yani Göktürklerin bile Türk olduğunu tartışıldığı ortamda tabii o da zor o bayağı ama yapmak lazım. Yani işte Kazakistan'daki haberleri de gündemden takip ediyoruz. Yani Evet. dünya coğrafyası kaynayan kazan ve Maalesef. herkes bir köşeyi başını tutmaya çalışıyor. Tabii burada tarih mesleği de tarih disiplini de payına düşeni alıyor ve ülkeler işte Çinler, Ruslar veya da başka milletler kimin elinde kalırsa gibi kapmayı Evet. düşünüyorlar. Ve bizim işte Türk Devletleri Topluluğu'nun tartışıldığı bir dönemde böyle bir tartışma konusu açmamız da hoş bir tesadüf oldu. Evet. Gündemde kendi yerini koruyor. Biraz önce de CNN Türk'tü sanırım. Bu konudan bahsediliyor. Türk Devletleri Topluluğu'ndan bahsediliyor. İsabet oldu diyelim. Hocam iyi gidiyoruz bence. Bir diğer konu başlığımızda şimdi bizim kulübümüz genellikle ilk çıkış noktasında işte bu dinler tarihinden çıktı. Okuma kulübü olarak oradan yola çıktık. Ve tarihini incelerken Yahudi dininin ve Hürani milletinin gelişim sürecinde çok karma karışık yani her anlamda dini, ekonomik, siyasi, sosyolojik, psikolojik anlamda, tarihi anlamda, mitoloji anlamında karma karışık bir yapısı var ve İbrani milletleri yani bilinen tarihini ilk dönemlerinden beri tartışılmıştır hep ve
Türklerle kesişim noktası Hazarlar olmuştur biliyorsunuz. Aynen. Şimdi ben Hazar tarihini şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Bu Hazarlar kimdir, kim değildir? Tabii ki biz ucundan biliyoruz ama dinleyicilerimize de hatırlatmak babında. Hani 570'lerde, 550'lerden sonra işte Hazar Denizi'nin kuzeyinde belirmeye başlayan bir millet. Aslında belirmekte demek de doğru değil çünkü Göktürklerin devamı olan bir millet. Hani Göktürk genişleme sürecinde işte Hazar bölgesinin işte Karadeniz'le Hazar Denizi'nin kuzey bölgelerinde Göktürk akınlarında buralar ele geçiriyor. Zaman içerisinde Göktürklerden bir ayrılma durumu ya da kopuş dönemi oluyor. Aynı Anadolu Selçuklu Devleti ile Selçuklu Devleti gibi. Hani Selçuklular komutanlarını Anadolu'ya gönderirler. Anadolu'da yerleşirler, beylikler oluşur. Sonra Selçuklu Devleti ortadan kalkınca Hazarlar da böyle bir şey. Anadolu Selçuk Devleti devlet olarak kendi başına orada ortada kalır. Göktürklerin ortadan kalkmasıyla da Hazarlar orada kendi başına bir devlet olarak teşekkül etmişler. Ve 576'dan 1050'lere kadar yaklaşık olarak 1000'li yıllara kadar baktığımız zaman 400 yıl gibi bir dönemi yani devasa bir tarihi kapsayan bir dönem. Ben aldığım noktada 476'da Göktürklerin Kırım'daki Kerç Kalesi'ni almasıyla bu tarih başlıyor. Daha sonra efendim 31.579 Sultanı Erşuvan'ın sarayında Hazar tercümanı var olduğu biliniyor. 7. yüzyılda Göktürklerde bağı kopuyor. 630'da Batı Göktürklerinin oluşturmasıyla bağımsızlıklarını ilan ediyorlar 630 yılında. Bu şekilde devam ediyorlar. Bizans'la ilişkileri var. Emevilerle ilişkileri var. Sasanilerle ilişkileri var. O zaman Ruslar henüz güçlü bir topluluk olarak karşımıza çıkmıyor. Ve binli yıllardan sonra da güçsüzleşiyorlar ve devlet ortadan kalkıyor. Bugün kalan bir baki de işte Karayim Türkleri ve Kılıçay'da Hazarlara kalan bakiyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Özel bir not almıştım. Bakayım hocam buradan. 1066 yılında 300 tane Hazar ailesi Derbendi geçerek Selçuklulara itaat ediyor. Yani Hazarların yıkılma döneminden, yıkılma yıllarına denk gelen yıllarda 3000 tane Hazar ailesi Selçuklulara katılıyor. Ve 400 yıllık bir tarihi olan bir devlet buharlaşıyor sanki. Evet. Kültürel olarak İbni Fadlan'dan bahsetmiş miydik onun yazıtlarında? 13. yüzyılda orada geçer. Mesela başkentlerinde Havra'nın, kilisenin ve caminin olduğu bir başkent. Yan yana olabildiği, yaşaya geldiği bir başkentten bahseder ve dinlerin orada kardeşçe yaşayabildiğinden bahsetmiştir. Bu Hazarlar hocam tamam oradan dağılmışlar, etrafa dağılmışlar ama siz ne dersiniz? Bu Yahudi damar nasıl şey yapmış binli yıllardan sonra bugüne kadar hangi şartlarda yaşaya gelmişler? Bu Hazarlar da yine bizim alanın en popüler konularından birisi. Yine en çok tartışılan meselelerden de bir tanesi. Çünkü kaynaklar çok eksik. Yani çok uzun süreli bir devlet. Yani 300 yıl boyunca Karadeniz'in kuzeyine hakim olmuş. Daha öncesi ve sonrasında da mevcut zaten böyle gruplar. Yine de hakkındaki bilgilerimiz çok az. Kendilerinden kalma da yazılı veriler çok çok az. Yani o kadar büyük ve uzun süreli bir devlete baktığımızda şanssızlık tabii eseri biraz başkentleri yıkıldığı için muhtemelen. Öncelikle tabii bir iki çalışma önereyim. Hani izleyenlerimiz ayrıntılı okuyabilirler. Birisi Peter Golden'ın Hazar Çalışmaları kitabı. İngilizcesinin zaten PDF'si mevcut. İsteyenler bulabilirler. Türkçesi de çevrildi. Egemen Çağrı Mızrak adında bir meslektaşımız tarafından. Kendisi de Tekirdağ'da doktor öğretim üyesidir.
Selenge yayınlarından sanırım çıktıydı. Eğer baskısı varsa okuyabilirler. Özellikle Hazarların konuştuğu dil ve kültürleri hakkında orada Peter Gold'un çok güzel analizleri var. Onun doktora tezi 1960'larda hazırladı. Bir de Altay Tayfun Özcan, yine adında bir meslektaşımız var. Şeyde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin profesör doktor kendisi. Onun da Hazar Kağan'lı ve etrafındaki dünya kitaplarını öneririm. İsim neydi Hatta hocam? Tekrar bölüm mü? Altay Tayfun Özcan. Evet, evet hocam. Evet, Kronik yayınlarından çıktı. Hatta Altay Hoca'nın birkaç hafta önce, şuradan da göstereyim hatta bir saniye. Hazır elimin altındayken. Selenge Yayın Evi'nin bu bilgi serisi var. Bu oradan da Hazarlar'da şöyle daha ince, hani sıradan okuyucuların da rahatlıkla okuyabilecekleri bir kitabı çıktı. Bunlara bakabilirler isteyenler ayrıntılı çalışmalar için. Şimdi Hazarlar dediğiniz gibi çok esrarengiz bir topluluk. Bir kere böyle bir halk var mı yok mu? Benim kafamda oturtamadığım bir husus o. Hiç yok. Çünkü Daha bir şey var hocam. yani devlet olarak biliyoruz ama bunlar bir de ayrıca bir etnik grup muydu? Yoksa bu bir hanedanın ve devletin adı mıydı sadece? O biraz kafamıza soru işareti. Şimdi Hazar Devleti'nin ortaya çıktığı dönemleri biliyoruz. Zaten siz de özetlediniz. Yani Batı Göktürk Devleti'nde kargaşalar çıkmaya başlayınca 628'den sonraki yıllarda burada bir Hazar Kağanlığı ortaya çıkıyor. Onun öncesinde bu bölge zaten yine sizin değindiğiniz gibi Göktürk Devleti hakimiyeti altında. Ta 560'larda aslında İstemi bu bölgeleri fethetmeye başlıyor. Orada yaşayan boyların çoğunluğunu Göktürklere bağlıyor. Ardından da zaten Göktürkler bölününce Batı Göktürk hakimiyetine giriyor ki Göktürklerin de en batıda ulaştıkları yer sizin de değindiğiniz Kerç Kalesi. Bu Bosporos olarak o dönem isimlendirilen ve Kırım'ın düzlüklerine kadar Göktürkler ulaşmışlar. Şimdi 626'dan itibaren 626-28 yılları arasında Kafkasya'da Göktürklerle Bizans'ın ortak düzenledikleri bir sefer var Sasanilere karşı. Burada ya Batı Göktürk hükümdarı Tunyap'ın kendisi veya onun oğullarının geldiği biliniyor. Yani Kaan'ın bizzat gelip gelmediği çok tartışmalı bir konu ama oğullarının olduğundan eminiz. Bunlardan bir tanesi Şad ünvanını taşıyor ki Şad biliyorsunuz Göktürklerdeki idari ünvanlardan biridir. Kaan'ın oğulları taşır. İşte bunlar devletin belirli bölgelerini yönetirler. Sonra şimdi Çin kaynaklarından biliyoruz 628 yıl dolaylarında Tunyak Kukan öldürülüyor amcası tarafından. Ve sonra da büyük bir kargaşa çıkıyor. Zaten sonra da yıkılma aşamasına giriyor. O Kafkasya'daki yerli kaynaklar, hani Ermeni, Alban, Gürcü kaynaklarındaki bilgiye veya biraz da Bizans kaynaklarındaki bilgiye göre de bu Şad 628'de Sasanilerle savaştığı sırada babasının zor durumda olduğu hatta ölmüş olabileceğine ilişkin bir haber alıyor ve geri çekiliyor ki bu sırada da oldukça başarılılar. Sasanilere karşı ciddi zaferler kazanmışlar. Güneye doğru da iniyorlar. Yani eğer böyle bir gelişme olmasa belki ta başkent Ktesifon'a kadar, Irak'a kadar gidecekler belki de bilemiyoruz. Bunun üzerine geri dönüyor. Şimdi ve yine Çin kaynaklarında diyor ki bu şeyin bir o öldükten sonra Tunyak Lukan onun oğulları farklı bölgelerde bağımsız hareket etmeye başladılar. Mesela bunlardan birisi Afganistan'da bugünkü Toharistan dediğimiz bir bölge var ülkenin kuzeyinde. Bugünkü Mezar-ı Şerif yani eski Belh şehri ve etrafı. Tun Yapgu'nun oğullarından bir tanesi orayı Şad olarak yönetiyor. Sonra onun oğulları Yapgu unvanını alıp daha uzun süre yönetiyorlar. Muhtemelen çok büyük olasılıkla bu Tun Yapgu'nun Kafkasya'daki oğlu da babasının ölümü üzerine şey yaptı. Orada bir idare kurdu kendisine. Bir süre sonra tam olarak bilmiyoruz ama yani tam hangi yıldır 630'lar mı 40'lar mı bunlar Kaan unvanlarını kullanmaya başladılar ve bir devlete dönüştüler. Şimdi biz bu bölgede yani Kuzey Kafkasya ve hemen bu Hazar'ın etrafındaki o bozkırlarda çeşitli Türk boylarının zaman içerisinde gelip yerleştiklerini biliyoruz. Yani göçleriyle alakalı bilgilerimiz var. Mesela Avrupa Hunlarını biliyoruz. Kafkasya Hunları benzer şekilde. Bir Ogurlar var. 460'larda çoğunluğu gelen. Bir de yine onlardan hemen sonra gelen Sabarlar var. Fakat Hazar diye bir grubun göç edip geldiğine ilişkin açık bir kayıt yok. Bundan dolayı bazı araştırmacılar şöyle düşünüyor. Aslında Hazarlar da bir kavimdi. Türk kavimlerinden birisiydi. Bunlar da Göktürk fetihleriyle beraber veya öncesinde gelmiş olabilirler. Bazı araştırmacılar ise şöyle düşünüyorlar. Aslında müstakil bir Hazar halkı yok. Bunlar Göktürk idaresinde yaşayan Ogurlar, Sabarlar, Hunlar gibi grupların aldığı siyasi bir isim olabilir. Kaynaklardaki işte veri sıkıntısı sebebiyle net bir şey dememiz zor.
Ama en azından böyle bir hanedan, böyle bir devlet var. Ve işte 960'larda başkentlerini yitiriyorlar. 1050'li 60'lı yıllara kadar da küçük gruplar olarak devam ediyorlar. Şimdi buradaki... O zaman, şöyle bir sonuç aklıma geldi. Ne kadar doğru siz değerlendiriniz. Şimdi Hazarlar, Kazarlar. Burada yani Göklüklerin devamı olarak bir göç sonucunda, Orta Asya'dan bir göç sonucunda buraya yerleşen bir Türk boyu veya Türk kavmi değil de buradaki oluşu, burada yerli halkın daha sonra birleşerek oluşturduğu bir topluluk, yani ne diyelim, federasyon gibi bir şey olabilir belki de. Belki evet. Kesinlikle öyle olma ihtimali var. Öyle bir Ha, ihtimal belki Hazar yaşıyorlar adında da bu aslında da var. dağılmalarını da açıklayabilen bir şey olabilir hocam. Çünkü şimdi düşünün, birçok farklı milletten insanların oluşturduğu bir topluluk, bir güç merkezinde, güç etrafında toplanıyorlar ve varlıklarını ortaya koyuyorlar ve bir birlik olarak ortaya çıkıyorlar. Ve o etrafında toplandıkları güç ortadan kalkınca, yani hanedan ortadan kalkınca, devlet yönetimi ortadan kalkınca çok kolaylık bir şekilde birleştikleri gibi dağılıyor olabilirler. Bu durumda sorumuza bir cevap olabilir. Yani odur diyemiyorum ama bir cevap olabilir belki de. Evet. Yani boyların toplandığı bir halk, boyların dağıldığı bir halk da olabilir. Burada Yahudileşmiş oradaki o boyun nasıl dağıldığını belli bir ölçüde açıklayabilir gibi geldi bana. Evet. Evet, aynen. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi bu Yahudilik, Musevilik mevzusuna da gelecek olursak bununla da bağlantılı olarak. Şimdi 8. yüzyılda bir dönem Bizans İmparatorluğu'nda Yahudiler büyük bir baskıya maruz kalıyorlar. İşte dönemin imparatoru onları sürmeye çalışıyor veya işte öldürmeye çalışıyor vesaire vesaire. O Bizans tarihinin meseleleri diyelim. Kalabalık bir özellikle ticaretle uğraşan Yahudi grubu kaçıp daha özgür bir ülke olan Hazar Kağanlığı'na sığınıyorlar. Ki Hazar Kağanlığı'nın yönettiği topraklarda çok önemli ticaret yollarına hakim. Bugün bizim Kürk yolu olarak isimlendirdiğimiz. Yani Orta Asya'dan gelip aslında İpek yolunun uzantısı diyebiliriz. Aral ve Hazar üzerinden ta işte Avrupa'ya kadar uzanan Bizans'a ve İskandinavya'ya kadar uzanan Rusya'dan geçen böyle büyük bir ticaret yolunun tam ortasında yer alıyorlar. Zaten Hazar Kağanlığı'nın gücünü ve zenginliğini, büyüklüğünü getiren de bu ticaret yolları. Ve Yahudiler de Bizans'tan kaçtıkça gelip yerleşiyorlar. Muhtemelen önceden de giden zaten Yahudi gruplar var orada ticaret amacıyla gidenler. Ve bunlar bir şekilde hanedanı etkiliyorlar ve hanedanlık da Museviliği benimsiyor. Neden benimsedikleri falan da ayrı bir tartışma konusu ama genel kabul eden görüş, ben doğrudur veya yanlıştır demiyorum ama bir tek tartışıldığını biliyorum. Hristiyanlığa veya İslamiyet'e de geçme tartışmaları var. Fakat bu iki dinden birisi benimsenirse ya Bizans'ın veya işte Abbasi halifeliğinin etkisi altına girilebilir denilerek, yani bağımsızlık tehlikeye düşebilir denilerek, Musevilik yani herhangi bir devletin resmi dini değil o sırada. Bu seçilmiş, tercih edilmiş diyen araştırmacılar mevcut. Ki ben bu eğer gerçekten öyleyse bunu Uygurların Maniheizmi benimsemelerine benzetiyorum mesela. Eğer böyle bir durum söz konusuysa. Çünkü Maniheizm de herhangi bir devletin resmi dini değil. Şimdi tabii İslam coğrafya eserlerine baktığımızda Hazar Kağanlığı'nda çok dinli bir yapı olduğunu görüyoruz. Siz de zaten bahsettiniz. Hristiyanlık var. Bizans üzerinden bir miktar yayılıyor misyonerlik faaliyetleriyle. İslamiyet ticaretle özellikle çok yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle Hazarların son dönemlerinde artık halkın çoğunluğunun Müslüman olduğunu bize İslam coğrafyacıları anlatıyor. Musevilik biraz var ama bu biraz böyle seçkinlerin, yöneticilerin dini gibi kalmış. Zaten Yahudilik, Musevilik böyle çok propagandacı, yayılmacı, misyoner bir din değildir. Hatta bildiğince az kişinin kendisine dahil olmasını, şey öyle seçkinci bir inançtır. Bir de yerli inançlarında varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Yani bu eski Türk inançları olsun veya Slav paganizmi veya işte Finugor inançları da varlıklarını sürdürüyorlar. Şimdi Hazar Kağanlığı'nı yöneten hanedanın Museviliğin hangi mezhebini benimsediğini bilmiyoruz tam olarak. Kaynaklarda açık bir veri yok. Senilerden bahseder hocam. Yani Senilerin Yahudilik geleneğini benimsediğini, hatta böyle bir okurumuzun da böyle bir şeyi var, bir sorusu var. Evet.
Benim bildiğim kadarıyla tenlilerle ilgili bir varsayım var ama açık delil olabilecek bir şey akademik olarak elde yok herhalde. Evet. Yani bu Karayim mezhebini benimsedikleri işte özellikle Türkiye'de biraz savunuluyor. Mesela Peter Golden bu Hazar araştırmaların en büyük isimlerinden birisidir. O karşı çıkıyor yani şeyi Rabbani yani bizim Ortodoks Musevilik olarak dediğimiz esas ana akım Museviliği benimsemişlerdir diyor ama yani Hazarların Musevili konusunda zaten elimizde çok veri yok. Yani ne ölçüde uyguluyorlardı. Hatta ben hep şu örneği veririm. Arkeolojik buluntulara baktığımızda mesela Hazar kağanlarının ve soylularının eşyalarıyla gömülmeye devam ettiklerini görüyoruz. Yani Museviliği aslında çok da uymayacak bir şekilde. Veya İbni Fadlan seyahatnamesinde Hazarlarla alakalı verilen bilgiler eğer doğruysa Hazar kağanlarının hiç yani Musevilik inancına, Yahudilik inancına uymayacak şekilde evlilik ve cinsel hayatların olduğunu görüyoruz. Ölü gömme geleneklerini de aynı şekilde anlatır İbni Fadlan. Yani çok yani tamamen eski Türk geleneklerinin devamı şeklinde gibi anlatıyor. Veya işte bozkır gelenekleri olarak. Demek ki yani ya bu dini de biraz yüzeysel benimsemişler gibi. Bir de halk arasında da çok bir karşılığı yok. Diğer dinler daha revaçta gibi gözüküyor. İslamiyet ve Hristiyanlık gibi veya eski din inançlarda varlıklarını sürdürüyor. Bundan dolayı da zaten Hazar Kanunu yıkıldıktan sonra bunlara ne oldu sorusu cevapsız aslında diyebiliriz. Şimdi Karay mezhebinden olan ve Türkçe konuşan topluluklar var. Ama bunlar daha ziyade yazılı kaynaklarda 13. yüzyıldan itibaren karşımıza çıkmaya başlıyorlar. 12. 13. yüzyıl Kırım civarındalar bunlar. Benzer şekilde de yine mesela Ermeni harfli bir işte Kıpçak Türkçesi konuşan falan da gruplar var. Şimdi özellikle Karay Türklerine mensup kişilerden gelen bilim adamları da var. Yani 20. yüzyılda yaşamış hala mevcut olanlar. Onlar mesela Hazarların devamı olduklarını iddia ediyorlar. Bunu hararetli bir şekilde de savunuyorlar. Ama mesela Peter Golden gibi araştırmacılar diyorlar ki bunların bir dayanağı yok. Yani Karayimlerle Bir herhangi şey bir var. bilmiyoruz diyorlar. Sözünüzü unutmayın. Ben popüler kültürde bir takım yazar çizerler de bunlardan bahsederler. Yani hem Aşkenaziler ve Seferatlar, Seferat Yahudiler, Seferatlar İspanya'dan göç etmişlerdir. İşte eski Hazar bakiyesi olan Aşkenaziler de bugünkü eski Hazar bakiyesidir. Ve Karadeniz'in kuzeyinden Doğu Avrupa'ya göç eden eski Hazar kabilelerinin devamıdır. Ve bunlar Aşkenazidir derler. Hatta birçok işte gündemde olan iş adamlarından falan örnekler verirler. Ailelerinin işte kendi içerisinde Türkçe konuştuğundan yani bir garip bir Türkçeden bahsedirler. Ve Doğu Avrupa'daki bir Yahudi halkın Hazar bakiyesi olduğu şeklinde bazı teoriler var. Aynen. Bu özellikle biliyorsunuz Arthur Koestler'in 13. Kabile adında ünlü bir kitabı var 1970'lerde yazdı. O tabii popülerleştirdi. Ama çok eleştiriler geldi yani. Gerek Peter Golden olsun gerek diğer başka bu Hazarlığa çalışan hem Rusya'daki hem Batı'daki araştırmacılar ciddi şekilde eleştirdiler. Şimdi bir kere zaten Hazarların kendi içerisinde Yahudilik çok yani bir azınlık dini Musevilik. Çok küçük bir grup tarafından benimsenmiş. O yüzden şu andaki Doğu Avrupa Yahudilerinin tamamının veya büyük çoğunluğunun Hazar kökenli veya Türk kökenli olması mümkün değil yani mantıksal açıdan. Çünkü ortada bir tutarsızlık var. Sayılar tutmuyor bir kere. Oranlar tutmuyor. Ha şöyle Doğu Avrupa Yahudilerinin arasında Türk kökenli olanlar mutlaka vardır. Yani Hazar Kaan'ın dağılmasından sonra kaçar ama bunların sayıları muhtemelen çok azdır ki onlar da büyük olasılıkla zaten eriyip gitmişlerdir. Yani doğrudan Hazar Kaan'ının devamı gibi gelen gruplar olduğunu ben çok sanmıyorum. Aşkenazilerin büyük çoğunu hani hem tarihi kayıtlara hem örneğin şey bazı genetik çalışmalara falan baktığımızda da Doğu Avrupa'daki yerli halklarla özellikle Slavlarla Orta Doğu'dan giden Yahudilerin aslında karışım olduğunu gösteriyor. Mesela Yahudi kökenli olmayıp da özellikle Rusya'da falan Museviliği benimseyen de insanlar olmuş. Bu genetik çalışmalardan yansımış. Yani Yahudiliğe tabii geçiş oldukça zor. Bir İslamiyet'e veya Hristiyanlığa geçmek kadar kolay değil ama yine de %100 imkansız da değil. Çok zorlu bir aşamadan sonra 4-5 yıl bir eğitim gerekiyor tabii. İşte Rabbiler sizleri böyle sınava tabi tutuyorlar falan. Geçerseniz kabul ediliyorsunuz ama bu çok çok zor. Yani ki çoğu kişi de uğraşmaz. Bir de yani çok tercih edilen bir şey de değil. Yani öyle bir durum söz konusu. Yani özellikle
ne bileyim büyük aileler işte Hazar kökendir falan. Ha, keşke olsa. Yani gönlümüz ister. Öyle Evet. Yani isteriz tabii böyle bir şey olmasa ama maalesef mümkün değil. Yani bu Karaylar da onların devamı mı değil mi bilmiyoruz. Yani belki de bu Karaylar, şimdi Karaylar hakkında da iki farklı görüş var aslında. Bazıları diyorlar ki bunlar Türkçe konuşmaya başlayan Yahudiler ve Orta Doğu kökenli diyenler de var. Mesela Golden Hoca öyle düşünüyor. Bazıları da bu ben bir de daha sıcak baktığım görüş. Mesela belki de 13. yüzyılda Karay mezhebini benimseyen Kıpçak Türkleri de olabilir bunlar. Benzer durum mesela işte Kırımçaklar var, Urumlar var. İşte Museviliği veya Hristiyanlığı benimsemiş Kıpçakça konuşan gruplar var. İşte Yunan alfabesiyle veya Ermeni alfabesiyle bunlar Kıpçak Türkçesiyle yazıyorlar. Onlar da yani tartışmalar devam ediyor. Net bir şey demek zor ama öyle düşünüyorum. Yani Hazarlar tabii çok büyük bir devlet ama ne yazık ki kendilerinden fazla bir şey kalmamış. Yani bu Yahudilik meselesi de öyle diyebiliriz. Yani dediğim gibi zaten hangi mezhebi benimsedikleri çok net değil. Bir de ne derece benimsediler. O da biraz kuşkulu. Yani çok böyle kitabi olarak sanki benimsemiş gibi gözükmüyorlar. Yani son dönemlerindeki mesela şeylere baktığımızda bazı İbrani mektuplar, belgeler var. Hazarların son döneminden kalma İbranice yazılmış. Onlardaki bütün kağanların isimleri tabii şey Yahudi isimleri ama yani dediğim gibi arkeolojik verilere veya diğer kaynaklara baktığımızda aslında yüzeysel bir benimseme söz konusu ki benzer durumlar mesela Hristiyanlığı veya Siyasi evliliklere benzeyen böyle siyasi durum değişiklikleri geçici evet. belki de olabilir diyor. Yani Türklerin benimsedikleri diğer dinlerde de benzer o örnekler var. Yani genellikle pragmatik yaklaştıkları için bir de eski gelenekler kolay kolay ölmüyor. Yani başta ölü gömme gelenekleri olmak üzere. Yani eski inançlar da bir şekilde devam ediyor. Yani tam olarak %100 din değiştirmek aslında yani sosyolojik açıdan da oldukça zor. Yani imkansız değil ama Yani oldukça zor. din değişse bile kültürü kolay kolay öldüremiyorsunuz. Evet. Alev Alatlı'dan bunu ilk kez dinlemiştim. Kültür Hı öyle hı. bir şeydir ki siz haberiniz olmadan da onu taşırsınız. Birkaç nesil, birkaç bebek sonra da o kendini bir şekilde ortaya çıkartır şeklinde bir açıklaması vardı. Evet. Çok hoşuma gitmişti. O zaman hocam bunu şöyle bir sonuç çıkıyor. Burada Hazarların ekseriyeti Yahudi dinine tabi olmadılar. Tabi olanlar vardı Hı. ve şunu kabul ediyoruz. Yani birçok tarihçi bu konuda hemfikir. Hazar ülkesi içerisinde insanlar inançlarını rahatlıkla yaşayabiliyorlardı. Ve Evet, aynen. isteyen Yahudi olabiliyordu, isteyen Müslüman, isteyen de Hristiyan olabiliyordu. Başkentlerinde üç dine mensup insanların ibadethaneleri vardı. Şamanlar zaten vardı. Aynen. Ve devlet yönetimi çok fazla insanların inançlarıyla çok ilgilenmiyordu aslında bu konuda. Hanedanın kendi bir dini vardı. Bazen Hristiyanlık olmuş, bazen Yahudilik olmuş, bazen de Müslümanlık olmuş olabilir. Tam bir konuda da burada ulaşamıyoruz. Hocam çok farklı bir soru sorayım o zaman. Okuduklarımdan sizin herhalde özel çalışmalarınızda kültür alanında daha Türk kültür alanında siyasi tarih üzerinde kültür tarih üzerinde çalışıyorsunuz. Eski Türk kültürüyle ilgili şunu sormak istiyorum. Eski Türk kültüründe astroloji var mıydı? Gök bilimler yani göksel bilimler ne kadar gelişkindi? Bu konuyla ilgili bazı arkadaşlarımız da yani bu konuyla ilgili semboller kullanılıyor muydu ve gökyüzü araştırılıp günlük kültürel hayatlarında belli bir yeri var mıydı? Evet, güzel de soru. Teşekkür ederim. Tabii gökyüzünü yakından takip ediyordu Türkler. Çünkü doğayla iç içe yaşıyorlar. Ne zaman göç etmeleri gerektiği, ne zaman yaylaya, kışlaya gitmeleri gerektiği gibi konularda işte otlar ne zaman yeşerecek, işte sütler ne zaman sağılacak, hayvanlar ne zaman kesilip etleri kurutulacak, saklanacak. Bunların hepsi tabii doğaya, mevsimlere bağlı ve gökyüzü olaylarına bağlı. O yüzden takip ediyorlar. Yani gökyüzüyle alakalı çeşitli terimler var işte yıldızlarla, gezegenlerle alakalı. Zaten takvimde kullanıyorlar biliyorsunuz 12 hayvanlı takvim. Hayvanlık Yani bir takvim yani bu herhalde evet. özgün bir takvim değil. Çinlilerden veya da Araplardan alıntı bir takvim değil. Özgün bir Türk takvimi. Ondan çok emin değiliz. Çünkü aynı takvim Çin'de de kullanılıyor. Yani o net değil. Yani acaba Çinliler mi Türklerden aldı, Türkler mi Çinlilerden aldı?
Ne yazık ki elimizde net bir veri yok. İkisini de savunan araştırmacılar var iki görüşü de. Ama yani biz şeyi biliyoruz. Göktürklerden itibaren kesin bir şekilde kullanılıyor. Öncesinde de kullanılmış olma ihtimali var. Yani bu Asya Hunları da belki kullanıyorlardı. Çünkü mesela şöyle bir bilgiyle karşılaştım. Mesela Çin kaynakları Hunlar için şey demezler. Takvim kullanırlar demezler. Ama yılın ilk ayında Çanyün'ün yani hükümdarın otağında toplanıp dini tören yaparlar diyor. Birinci ayı bilmeleri için de demek ki takvim kullanıyor olmaları lazım. Çünkü her yıl belirli dönemlerde yahut mesela işte 5. ayda büyük bir toplantı yapıyorlar. Pardon özür dilerim 5. ay değil 6. ayda Lungching diye bir yerde işte atalarına, tanrılara, ruhlara falan kurbanlar kesiyorlar. Sonra Ağustos diyorum pardon şeyde sonbaharda tekrar toplanıyorlar, hayvan sayımı yapıyorlar falan. Yani böyle büyük toplantıları ve dini törenleri her yıl belirli dönemlerde yapıyorlar. Demek ki bu zamanı belirleyebiliyorlar. Yani az çok bir takvim gibi bir şey kullandıklarını tahmin edebiliyoruz. Göktürklerin zaten kullandıklarını biz yazıtlardan anlıyoruz yani. Hem birinci hem ikinci Kanuk dönemi yazıtlarında geçiyor. Bu takvimin kullanılması için de tabii ki gökyüzünde incelenmesi lazım. Bu çünkü bir de ay merkezli bir takvim 12 hayvanla. Güneş şeyi değil yani güneş takvimi değil. O yüzden gökyüzüne bakıyor olmaları gerekiyor. Ya astrolojik terimler var. Mesela Kaşgarlı Mahmud'un şeyine bakın Divan Lügati Türk'üne. Astrolojiyle alakalı yani gökyüzü cisimleriyle alakalı şeyler var. Bir de mesela Türk mitolojisine de yansımaları var. Günlük hayata da var. Örneğin Türklerin o ünlü çadırları vardır ya bizim işte keçeden yapılma. O aslında mesela evrenin bir mikro şeyidir, minyatürüdür. Mikro ölçekteki kopyasıdır. Yani orada işte güneş işi temsil eden duman deliği vardır. Çadırın şekli bile kendisi gök kubbeyi aslında temsil eder. İşte ocak aile temsil eder. Pencerenin yönü bir yıldızı görür. Evet. Aynen. Yani böyle gökyüzüne iyi şey yapıyorlar. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Moğolistan'da özellikle gökyüzü çok güzel gözüküyor. Hatta en iyi astronomik gözlemlerin yapıldığı yerlerden bir tanesidir. Ben de gittim. Hakikaten de öyle. Yüksek. Yani çok geniş, böyle dümdüz, yani gökyüzü böyle her yeri kaplıyor gözüküyor. Zaten niye göğe taptıklarını atalarımızın oradan anladım yani. Zaten daha önce de duymuştum, hep okumuştum. Gidince kendim de sahada da gördüm. Hakikaten öyle yani etkileyici gözüküyor. O yüzden gökyüzüyle hep böyle bir yakın bağları olmuş. Ha ne derece gelişmiş bir şeyleri vardı. Örneğin mesela bir Babil'deki gibi ya Mısır'daki gibi çok ayrıntılı hesaplamalar yapabiliyorlar mıydı? Onu bilmiyoruz. Bir ilginç durum daha anlatayım o zaman bu konuyla da alakalı. Şimdi Türk mitolojisine yansıyan bir şey vardır. Yada taşı denilen bir kutsal taş vardır. Yağmur yağdırdığına, fırtına estirdiğine, kar yağdırdığına falan inanılır. Ve çeşitli tarihi kaynaklara göre, özellikle İslam kaynaklarına göre Türkler çeşitli dönemlerde, muharebelerde de kullanıyorlar bunu. Bu taşı düşman ordularına karşı hatta bir iki kere de ters tepiyor kendilerini de vuruyor diye. Şimdi normalde bir taşın yağmur yağdırması, kar yağdırması mümkün değil yani bilimsel açıdan. Benim aklıma hep şu geliyor. Ahmet Taşal hocayla da tartışırız bunda zaten aramızı bazen denk geldiğimizde. Muhtemelen bu işte ne zaman yağmurun karın yağacağını bilen kişiler var aralarında. Zaten bu taşları kullananlara yadaçı deniliyor. Yani yada taşını kullanan anlamında. Muhtemelen muharebeleri ona göre seçiyorlar. Orada da böyle bir ritüel yapıyorlar, bir tören yapıyorlar işte. Taşı böyle suya koyuyorlar, çeviriyorlar, dualar ediyorlar bilmem ne. Ondan sonra da şey yağmur geliyor falan. Ve Ahmet Taşal Hoca bana şunu da anlatmıştı. Kazakistan'dayken başına gelmiş. Böyle kırsalda geziyorlarmış. Bir çoban gibi birisi de onlara rehberlik ediyormuş. Bugüne şu işte yılın şu ayının şu günü biraz sonra yağmur yağacak demiş ve hakikaten de yağmaya başlamış bir süre sonra. Tam dediği gibi ve demiş ki her yıl yağar yani bu sıralarda. Bu tip şeyleri muhtemelen yani hava olaylarında iyi takip ediyorlar. Bence yada taşıyla alakalı mevzu da bu. Yani yoksa bilimsel açıdan başka türlü açıklayamıyoruz. Bir taşın yağmur yağdırması falan mümkün değil fırtına çıkarması. Gökyüzünü, doğa olaylarını iyi takip ediyorlar. Çünkü bütün hayvancılıkla geçindikleri için büyük oranda her şeyleri aslında ona bağlı ve çok çok önemli. Ve mesela ne zaman yaylığa çıkılır, ne zaman kışlığa inilir falan bunların hepsinin zaten belli hesaplamaları var. Ona uygun yapılması gerekiyor. Yoksa bütün boy perişan olur gider Hocam o sert çorbada. bir ekleme yapayım o zaman size. Evet. Yani siz daha iyi bilirsiniz. İnsanların ya da toplumların yaşam tarzı onların kültürlerinin belirleyici unsuru oluyor. Yani Türk toplumu da öteden beri Orta Asya bozkırlarından beri
Tarım toplumundan çok hayvancılık toplumuyuz. Yani sürüler, Evet, ağırlıklı. büyük ağırlıklı büyük sürüleri olan, sürüleriyle hareket eden, işte yazlıkları, kışlıkları olan topluluktu. Babil ve Mısır'daki gibi tarıma dayalı bir takvimin oluşması, onlardan beklenmesi belki güç olabilir ama hayvancılıkla ilgili bir işte astrolojinin geliştirilmesi, bir takvimin, bir zaman şeyinin belirlenebilmesi ve kültürlerine bunun aktarılması daha olası görünüyor. Ve bunu bir açıklama olarak görüyorum aslında. Bu yazı konusunda da öyledir. Baktığımız zaman göçer bir halkın sarayı çok olması mümkün değil. Yani devasa Evet. büyük sarayları, komple işte sarayları olması mümkün değil ve yerleşik büyük şehirleri olması mümkün değil. Çünkü hareket halinde olan topluluklar ve hayvancılıkla ilgilenen topluluklar, bu insanlar kağıda yazı yazsalar, işte yaprağa, deriye, kemiğe yazı yazsalar en fazla 100 sene, 200 sene, 300 sene muhafaza Evet. ediyorlar. Tabii tabii aynen. Veya da bir yazılı eser veya da bir mimari eser, sanat eserini muhafaza etmeleri çok mümkün değil. Çünkü Evet. sürekli hareket halindeki bir topluluktan bahsediyoruz. Ve yazıyı da bu şekilde takip edemememizin sebebini ben böyle açıklıyorum. Yani Aynen katılıyorum ben de %100. Göktürk'ün de belki de bin yıllardır bir gelişim süreci vardı ama göçer yaşam tarzı belgeleri ortadan kaldırdı. Evet. Sarayların kütüphaneleri, saraylar ve kütüphaneleri olmadığı için belgeler muhafaza edilemedi ve bu açıklamakta zorlanıyoruz. Bunu bir Evet. açıklayarak ben bağlamak istedim. Hı. Bunun dışında arkadaşlarımızın sorularını alalım. Yavaş yavaş sizin eklemek istediklerinizi alalım. Tamam. Bakalım. Yazı. Buyurun. Hani yazıyla ilgili ben de katıldığımda zaten belirtecektim. Yani Göktürkler örneğin mesela muhtemelen çok daha fazla kullanıyorlardı ama hani dediğiniz gibi zaten böyle bir büyük sarayları, arşivleri olmadığı için günümüze ulaşamıyor. Şimdi Uygurlardan çok fazla kalma var. Çünkü Uygurlar Doğu Türkistan'a göç ettiklerinde yerleşik hayata geçiyorlar. Gamsu bölgesinde de aynı şekilde. Ne bir de bu mesela savaşlar, istilalar olduğunda mesela manastırlarını, arşivlerini kapatıp saklayabilmişler, gizlemişler. Bir de çok kurak bir iklime sahip orası. Yazılı belgeler günümüze ulaşabilmiş. Mesela Hazar Kağanlığı da aslında en azından bir başkenti var, birkaç tane şehirleri var. Ama mesela Etil şehri, başkentleri Ruslar tarafından biliyorsunuz alınıyor. Sviatoslav Rus Knezi gidiyor, alıyor Kiev Rus Knezi. Yakıp yıkıyorlar. Ve mesela Ötüken Uygur Kağanlığı'nda da yani Uygurlar göç etmeden önceki Kağanlık'ın başkenti Ordubalık da yakılıp yıkılıyor Kırgızlar tarafından. Arkeolojik olarak da tespit edilmiş. Ben hatta Hangi gittiğimde saraylarını mı gördüm. yıkıyorlar, yok ediyorlar? Evet, yani şehri tamamen yakıp yıkıyorlar. Yani yok ediyorlar. Bundan dolayı da arşivleri mesela Hazarlar dedik çok uzun süren bir devlet. Ama onlardan kalma yazılı sadece 3-5 tane İbranice belge var. Mümkün değil yani sadece o kadar belge olması. Tabii. Eminim çok büyük bir arşivleri vardı ama Rus istilasında yıkıldı. Ötüken Kağanlığı da aynı şekilde. Yani onların da çünkü Kırgızlar sarayı falan ateşe vermişler. Hatta ben 2018'de gittiğimde orada kazı yapılıyordu Ordubalık'ta. Alman Moğol ekibi kazıyordu. Bir tane Alman arkeologla tanıştım. Dedim hani ben Çin kaynaklarından falan biliyorum buranın yakıldığını. Belirtiyor çünkü Çin kaynakları. Kırgız ordusu geldi şehri yaktı diye. Buldunuz mu dedim. İstilaya ve yakmaya ait şey kalıntı bulduk dedi. Bir kere dedi Kırgızlara ait sadece Kırgızların kullandığı özel ok uçlarından saray bölgesinde çok fazla bulduk dedi. Yani orada bir muharebe yapılmış belli. Bir de yanmış tabaka bulduk dedi kazı sırasında. Kiremitlerden yapılma bina, Uygur sarayı ve işte etrafındaki binalar yanmışlar, yıkılmışlar. Bu üç katlı falan bir bina olduğu tahmin ediliyor. Bu şeyler, ahşap şeyler zaten yandığı için çöküyor bina ve o kiremitler birbirlerine giriyorlar, ateşte de pişiyorlar, öyle kaynaşmış bir şekilde bulmuşlar yanık şeyi. Demek ki hakikaten yakılmış. Orada mesela şey gitmiş ama Doğu Türkistan'daki o bizim Turfan Uygur Devleti dediğimiz
devlet istilalarla karşılaştığında onlara arşivlerini saklamışlar. O yüzden Uygurlardan kalma günümüze binlerce yazı ulaşmış. Keşke diğerlerinden de aynı şekilde gelseymiş. Yani işte ahşaba yazılı var, Göktürkler, Talas yazıtları. Zaten program başında da değinmiştik. Onlar mesela balçın içerisinde korunmuş. Yani oksijen etrafından kesildiği için bir şekilde korunabilmiş. Başka şeyler var. Mesela yine Doğu Türkistan'da bulunan ahşaba yazılı falan, böyle bazen çubuklar falan oluyor. Yani Göktürkler tabii ağırlıklı göçebe ve çadırlarda yaşadıkları için ne yazık ki şey yapamamış. Bir de Moğolistan falan çok yani nemli bir ülke. Yani kar çok yağıyor, yağmur çok var. Yani organik malzemenin, hele de kağıdın falan yahut kemiğin falan, öyle çok uzun kalması mümkün değil. Yani çok isabetli dediniz. En fazla 100 yıl kalır. Yani zaten günümüze ulaşan Göktürk yazıtları da ağırlıklı olarak taşlara veya nadiren bazen metal eşyaların üzerine kazınanlar. Yani daha iyi korunabilenler. Tüm yazıtlar, kalan yazıtlar taşa vurulan yazıtlardan kalan şeyler. Onun dışında Tabii. Çin yazılı belgeleri, Bizans yazılı belgeleri, Sasani yazılı belgeleri ama Türk yazılı belgeleri sadece taş olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında birkaç tane istisna şey var ama başta dediğimiz gibi, işte Kazım Yaşar konusunda da değindiğimiz gibi tartışmalı şeyler. Gerçekten Tabii. bir yere oturtulamıyor bilimsel olarak. Ama popüler kültür tartışıyor. Doğrudur, yanlıştır. Bunu da birazcık da tarih karar verecek belki de. Yeni Tabii. belgeler ortaya çıkacak. Yeni yazılar, yazıtlar ortaya çıktıkça bunlar çok daha şey olacak herhalde. Tabii. Herhalde burada yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, Türk insanı olarak da bize düşen görevde en azından şu olmalı. Biraz önce bahsettiğimiz şeydeki gibi, yani burada bir Türklük, bir Türk kimliği varsa bu kimliğe olan her şey ne varsa, yazılı, sözlü, edebi, tarihi sahip çıkmaktır ve araştırma yaparak doğruları ortaya koymaya çalışmaktır. Tabii. Bakalım hocam, soruları da arkadaş Tamam. birkaç tanesi yazdılar ama çok özür diliyorum kendilerinden. Hocamızın sözünü kesmemek için ben o soruları doğrudan soramadım. Tekrardan yazabilirler. Onları da şöyle kısa kısa hocamızdan cevap almaya çalışırız. Evet. Bakalım. O bayağı da bir sürü yazan var, katılanlar olmuş. Hem bir yerde takılmış, sonra geri kalanları şey yapamamışım. Ha, bu Vikinglerle alakalı bir şey vardı. Hatta sorulmuş, onu konuşalım mı? Yani konuşabiliriz ama hocam böyle daha yani diğer insanlara da söz hakkı verilmek için kısa konuşalım diyorum. Tamam. Tamam. O zaman çok özet söyleyeyim. Şimdi yine popüler kültürde tartışılan konulardan birisi, bir 18. yüzyılda yaşamış İsveçli bir araştırmacının yazdığı kitapta İsveçlerle Türkler arasında yakınlıktan bahsediliyor. İşte Odin Türkland diye bir yerden gelmiş falan. Şimdi İskandinav sagalarının bir kısmında, evet, Viking sagalarında Odin'in Türkland diye bir yerden geldiği söyleniyor. Bu muhtemelen Hazar Kağanlığı'na işaret eden bir şey. Tabii bu sagalar çok daha geç tarihte yazılmış. Bunu bir belirtmemiz lazım. Yani yazıya geçme tarihleri çok geç. Bir de bu İsveçli araştırmacı 18. yüzyılda Rusya'ya karşı İsveç ve Osmanlı arasında yakınlaşma olduğu bir dönemde bu kitabı yazıyor. Ve kitapta Türkçe dediği kelimelerin çoğu da Türkçe değil bu arada. Arapça ve Farsça olup Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Yani henüz modern dil bilimi yöntemleri falan pek geliştirilmemiş. O yüzden ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Bunu söyleyeyim. Ama genel olarak İskandinav halklarında, Vikingler olarak bildiğimiz topluluklarda ve daha eski Germen halklarında tabii ki Türk ve Bozkır etkileri var. Sanatlarında, işte belki dinlerinde ne kadar var emin olamıyorum ama ordu yapılarında falan yoğun bir etki olduğunu biliyoruz. Hunlar, İskitler, Sarmatlar falan etkilemiş. Bu tartışmasız bir gerçek. Ama işte Odin Türk müdür? Bilemiyoruz ama belki Türk kültüründen esinlenme olabilir. İşte ata binen bir figür çünkü mesela. İlginç ama yani çok daha araştırma yapılması lazım. Bir de işte dediğim gibi biraz böyle bazen metodolojik açıdan sıkıntılı yöntemler de benimseniyor. Yani daha ayağa yere basan veriler üzerinden gitmek lazım. Ama bu hiç etkileşimleri yoktur anlamına gelmemeli kesinlikle. Yani eski Germen halklarıyla Türk ve Bozkır halkları arasında elbette etkileşimler var karşılıklı olarak. Yani Hun döneminde falan biliyoruz. Yani çocuklarını Hun diye isimlendiren Germen kralları falan var en azından. Yani onu söyleyeyim.
Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Çağlar arkadaşımız bu soru üzerine birkaç gündür ısrar ediyordu. Güzelce açıkladınız. İskitlerle olan dönme sanat okumakta zorlanıyorum. Çok özür diliyorum. Bitti. Evet, devam etti mi gibi bir şey soruyor ya. Yazıları okumakta zorlanıyorum arkadaşlar. Son soruları alayım arkadaşlar. Soru yapsa varsa, sorusu olan varsa. Evet. Canım'ın sorusunu aldık. Çağlar'ın sorusunu aldık. Başka var mıydı daha önce konuştuğumuz hani şu atladığımız bir konu oldu mu hiç? Vallahi hocam şöyle ben kontrol etmeye çalışıyorum bilgisayarımdan. Anladığım kadarıyla çoğunu hatta hepsini de konuştuk herhalde. İşte Evet. kitapları konuştuk, yazıyı konuştuk, Türk kimliğini konuştuk, alfabeyi konuştuk. Bu arada ben arkadaşlar okuryazar akademinin Instagram sayfasında bazı belgeleri koydum. Zaten bugün tartışmalarımızın özünde de bu belgeler vardı. Yani işte bir kısmı Kazım Yıçan veya da diğer araştırmacılar tarafından işte Göktürkçe ifade edilebilen işte alfabe harflerinin diğer belgelerde işte yazıtlarda örneklerini ben oraya koydum karşılaştırılabilmesi için. Sizler de meraklılar araştırmaya devam edebilirler ve Tabii. ben burada elde olan belgeler yani taşa vurulmuş veya da metal üzerine birkaç tane tahta şey var, ahşap malzeme var. Bu yazıları, bu Göktürkçe'ye benzeyen yazıları buraya koydum. Alfabe örnekleri koydum. Türkçe'den birkaç tane örnek koydum. Bunlara dayanarak siz kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz ve kendi kanaatinizi ancak kendiniz verebilirsiniz. Benim vardığım kanı şöyle bir şey. Yani proto Türkçe dediğimiz şey Türkçe ile ilgisi alakası olan bir dildi ama Türkçedir, tam olarak Türkçedir demek biraz zor. Daha çok araştırılmaya muhtaç bir alan ve bu ele geçen belgelerden, yani taşa vurulmuş bu belgeler ülkelerin Anadolu'da olsun, Avrupa'da olsun, Orta Asya'da ya da Slav coğrafyasında bunların daha fazla açıklanmaya ihtiyacı var. Daha fazla belgeye ihtiyaç var. Ve Kesinlikle. bunlar hocamızın da dediği gibi belki yıllar içerisinde yeni buluntularla bunlar daha çok açıklanabilecektir. Ama şu anda ben kendi kanaatim büyük ihtimalle Göktürklerle veya da işte Türk kavimleriyle akrabalıkları veya ilgileri alakaları vardı. Ama ne ölçüde vardı? Bunu şu anda kestirmek benim kanaatime göre yok. Sizler kendi kanaatinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Hocamız açıklamalarını ve bilimsel delilleri, bilimsel açıklamalarını yaptılar. Birazcık da ben okuyucuya ve dinleyiciye bırakıyorum hocam. Evet. Bir soruyu mutlaka cevaplamak istiyorum. Liseden tarih hocam Süleyman Keçeci. Hocam selamlar, saygılar. Bir soru sormuş. Şimdi gözüme takıldı. 12 hayvanlı Türk takviminin ay yılını esas aldığını ifade ettiniz. Biraz daha bilgi rica edebilir miyim diye sormuş sevgili hocam. Evet, güneş takvimi yani güneş bazlı değil ay bazlı. Çünkü yılbaşı her yıl değişiyor. Şeyde bu 12 hayvanın takvimde. Çin'de de öyle, Türklerin kullandığı takvimde de öyle. Yani biraz hicri takvim gibi diyebiliriz. Hicri takvimde de biliyorsunuz her 10 günde bir değişir ya. O yüzden mesela tam net bir yılbaşı yoktur. Türklerin kullandığında da, Çinlerin kullandığında da. Her yıl değişiyor. Yani güneş merkezi değil, ay merkezi bir takvim. Öyle cevaplayabilirim. Bu konuyla ilgili Louis Bazin'in Fransız Türkolog çok güzel bir kitabı var. Türk Dil Kurumu'ndan çıktı. Türklerde de işte tarih kaydıyla takvimle alakalı. Türkçe çevirisi mevcut. Onu mutlaka tavsiye ederim hocam. Bir de şey Fransız Türkolog Edouard Chavan'ın da bu 12 Hayvan Türk Takvimi'yle alakalı kitabının çevirisi de geçtiğimiz yıl çıktıydı. Mustafa Daş Hoca çevirdi. Kendisi de şeyde 9 Eylül Üniversitesi'nde profesördür. Biraz eski bir çalışma ama tartışmaya katkı olması bakımından önemli. Bir de benim yayına hazırladığım daha önce Türkçe çevrilmiş bir kitap var. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkacak. Yani ne zaman çıkacak bilmiyorum. Paul Peillot adında bir Fransız Türkoloğun bir çalışması. Orada da takvim meselesine değiniyor. Tabii
Hocası Şaban'a karşı çıkmış. Peyo daha farklı görüşüyor ama tartışmalar var, devam ediyor. Evet hocam, arkadaşımız şey sormuş, Duman Okan diye. MEB kaynaklarında da o halde Güneş olarak. bir hata var diyor. Evet, ay merkezi ama. Evet, orada da bir hata var. Bunu da öyle cevaplamış olduk. Bunun dışında programı kapatmaya gidelim yavaş Teşekkürler. yavaş hocam. Sizlerin son olarak eklemek istedikleri bir şeyler varsa onları da alalım ve kapatacağım inşallah. Tamamdır. Yani bu yazı meselesi özellikle yani araştırılmaya muhtaç dediğiniz gibi. Özellikle daha eski dönem yazıtlar üzerine tartışmalar çok var. Bunlar bir de kısa metinler olduğu için dediğim gibi hani okumaları falan çok tartışmalı oluyor. Gönlümüz tabii ki yani özel olarak bakarsak Türkçe olmalarından yana. Ama değillerse de yapacak bir şey yok. Yani dünyanın sonu değil. Başka dillerde de yazılmış olabilir. Yani biraz da bu şeyleri de yani bu Bozkırat'ın da bir kültür bütünlüğü olarak da görmemiz lazım. Evet Yani bir kültür hocam, ailesi. özellikle aslında ifade edemedim ama ben onu aslında anlatmak istiyorum. Yani içimden geçen o ifade etmek için çok zor. Bozkır kültürü diye bir kültür var. Orta Asya'nın işte biraz Suriye, birazcık işte Slav coğrafyasına kadar yürüyen bir Bozkır coğrafyası, geniş bir Bozkır coğrafyası var. Burada bir yaşayan halklar bütünü var. Birbirlerinden çok uzak yaşayan insanlar ve ortak paydalarda dil, kültür ve diğer insani alanlarda paylaştığı birçok şey var ama birçok da kopuk şeyleri var. Dolayısıyla belki de birbirinden farklı milletler, farklı halklar ama birçok noktada da ortak milletler. Buna Evet. Bozkır halkı desek belki de daha yerinde bir açıklama olabilir dediğiniz gibi. Evet. Zaten mesela yerleşik uygarlıklar bunların arasında pek ayrım yapmazlar. Çinliler olsun, Müslümanlar, İslam dünyası veya işte Romalılar falan hep şey derler. Yani ya keçe çadırlarda yaşayanlar derler, Kuzeyliler derler veya işte yabancılar için kullanılan çeşitli terimler var veya işte bazı etnik isimleri daha yaygınlaşacak. Mesela İskit, Türk, Tatar gibi. Pek ayrım yapmazlar. Mesela şimdi biz en basit bir örnek verelim çok da uzatmadan. Moğolların ve Türklerin farklı halklar olduklarını biliyoruz. İki farklı dil konuşuyorlar. Ha, ortak kökenden gelme tartışmaları devam ediyor. Ona girmeyeyim şimdi. Ama sonuçta iki farklı dil. Ha, kültür alışverişi çok var. Kelime alıyorlar, veriyorlar ama sonuçta farklı diller. Mesela İslami yazarlar, Müslüman yazarlar ayırt edemiyorlar Türklerle Moğolları. Reşidüddin Fazlullah olsun diğer şeyler. Hep aynı toplummuş gibi bakıyor. Çünkü yaşam tarzları aynı. Geldikleri coğrafya aynı. Kültürleri hemen hemen aynı. Yani giyim kuşamlarından tutun yeme içmelerine, dini inançlarına, mitolojilerine, savaşma yöntemlerine, devlet teşkilatlarına kadar tabii Türk kültür daha baskın onu da söyleyeyim. Yani Moğollarda yoğun bir şey var. Veya şey İskitlerin yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim yazı kullanmayan veya kullandıkları yazılar günümüze ulaşmayan Bozkır halklarının da şeylerini tespit etmemiz çok zor oluyor etnisitelerine. İşte İskitler olsun, Sakalar işte atıyorum Rusunlar, Hunlar vesaire gibi. Ya başka gruplar var. Şiyan beyler, Rovranlar, işte Moğol mudur, Türk müdür falan tartışılıyor. Yani o yüzden biraz da böyle bozkırlılık şeyini uygulamak önemli. Biraz da espri olsun hocam. Kızılderililer batıdan gelen bütün batılılara uzun bacaklar demişti yani. Yani Evet. böyle bir genelleme yapmıştı. Çünkü onları tanımıyordu yeterince. Fransızı, İngiliz'e, Alman'ı ayırt edemiyordu. Hepsi uzun bacaklıydı onlar için. Doğru. Karşı taraf için de hepsi kızılderiliydi. İçerisinde farklı farklı Kızılderililer olarak bildiğimiz tek bir milliyetten bahsedemiyoruz. Bir sürü şey vardı. Güney Amerika'da farklı milletler vardı. Kuzey Amerika'da farklı milletler vardı. Ama hepsi Kızılderiliydi onlar için. Evet kesinlikle. Burada da şey tartışmasında en azından bir iki cümlede olsa denilmiş ya Türkler Kızılderili mi Kızılderililer mi Türk mü falan. Şimdi hep deniliyor Kızılderililer Türkmüş falan diye de ben de bana soranlara hep şöyle karşılık veriyorum. Karşı soru soruyorum. Hangi Kızılderililer? Çünkü bir sürü farklı grup var. Yani yüzlerce ay farklı dil konuşuyorlar bilmem ne. Yani Türklere ya da Altay halklarına yakın olan birkaç grup var anladığımız kadarıyla. Ama çok geniş bir coğrafya. Biz işte ayırt etmeden hepsini Kızılderili diyoruz ya Batılılar diyor. Bu çok normal. Mesela şeylere de örneğin Anadolu'daki bu etnik adlandırmalara baktığımızda bütün Afrikalılara da Araplara da herkese Arap diyoruz mesela. Biraz koyu hafif kavruk olsun veya zenci olsun fark etmiyor. Herkes Arap mesela. Onun gibi ya da Balkan göçmenlerinin hepsine
atıyorum geldiği ülkeye göre Bulgar veya Yunan demek gibi bir şey. Veya bütün Kafkas göçmenlerine ya Laz ya da Çerkez demek gibi. Halbuki orada da bir sürü Türk gruplar da var gibi gibi. Örnekleri şu altta bize. Mesela bütün doğulları da Kürt deniyor yeri geldiğinde. Hatta Ankara'da falan da öyle lakaplar vardır. Kürt Ahmet, Kürt Mehmet falan diye. Bir bakıyorsun adam Bayburtlu halbuki. Kürtle alakası yok. Hatta Oğuz Moğuz Türkmen kökenli ama öyle bir algı olmuş mesela. Bu tip şeyler çok yaygın. Eski dönemlerde de vardı. Hani anlayabiliriz de. O yüzden yani bilimsel araştırmalarda ama ihtiyatlı gitmek lazım. Özellikle de dile. Yani eğer bu halklardan kalma yazılı bir şey günümüze ulaşmamışsa o zaman onların komşularının kaydettikleri dil verilerine bakmamız gerekiyor. Onda da çok çok ihtiyatlı olmak lazım. Bir de dezavantaj şu, bu yabancı komşu halklarda kendi dillerine uygun olarak kaydediyorlar. Bazen kelimelerin anlamlarını da veriyorlar, bazen yanlış şekilde aktarabiliyorlar. O yüzden çok ihtiyatlı olmak lazım. Evet. Yani mesela bir örnek vereyim, sonra da çok da uzatmayalım isterseniz. Tabii. Hun hükümdar unvanlarından bahsederken Çin kaynakları tam o Çanyülerin unvanının tamamını aslında Çinli Gutu Çanyu olduğunu söyler. Ve şöyle çevirir. Çanyu işte büyük, zengin, geniş anlamına gelir. Çinli gök demektir ki Tengri olduğu anlaşılıyor. Bizim Türkçe Tengri kelimesi. Gutu da oğlu demektir. Yani Tanrı oğlu, göğün oğlu anlamına gelir diyor. Ama Türkçe'de yani Kut ya da Gutu gibi bir şey yok oğlu anlamı. Bu muhtemelen Tengri Kut gibi bir şey. Çünkü biz Göktürk döneminde ve Uygur döneminde Uduk Kut diye bir unvan biliyoruz mesela. Muhtemelen Tengri Kut da bununla bağlantılı bir şey ama Çinli yazar şey, Sima Qian ilk bunu kaydetmiş. Bunu belki duyduğunda yanlış anladın. Onu Gutu kelimesini yani Kut'u belki de oğul diye anladın. Bir de mesela şimdi Çin'de de İmparatorlar Tianzi diye adlandırırlar. Tanrı oğlu veya göğün oğlu olarak. Belki oradan bir benzeştirme yaptı. Yanlış çevirdi muhtemelen. Şimdi sadece buna bakarak evet Çinli Gutu Tanrı oğludur demek bence çok doğru değil. Orada işte filolojik şeye de bakmak gerekiyor. Ya bu Gutu ne olabilir? Şey, karşılaştırma yapmamız falan filan önemli. O yüzden ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Çok çok zor yani bu tip Ya şeylere çalışmak. Onu söyleyeyim. şöyle bir sorun. Akademik bir bakış açısı gerekiyor. Hani kulaktan Evet. kalma bilgiyle sonuca ulaşmak en azından bilimsel olmuyor. Tabii. Hocam çok güzel bir akşamdı, çok güzel bir programdı. Ben çok teşekkür ederim. Bu arada yeni kitap çıkan kitaplarınızdan şey yapalım, biraz bahsedelim. Ne var hocam takip edenlerden? Tamamdır, olur. Şimdi 2021 yılı içerisinde iki tane kitabım, dört tane de kitap bölümüm çıktı. Kitaplardan bir tanesi çeviri. Osmanlı Türkçesinden çevirinden. Daha doğrusu Latin harflerine aktardım. Hasan Enver Paşa adında Abdülhamit dönemi de yaşamış eski emekli olmuş paşalardan birisinin makalelerinden oluşuyor. Türklerin menşeine dair başlığını taşıyor. İşte 21 dolayında makalesini Latin harflerine aktardım. Kitap olarak birleştirdim. Hasan Enver Paşa çok ilginç bir kişilik çünkü Nazım Hikmet'le Oktay Rifat'ın dedesi aynı zamanda. Abdülhamit döneminde paşalık yapmış. Çin'e ve işte Küba'ya falan gidiyor çeşitli böyle devlet göreviyle falan. Hocam, Nasıl? ismini tekrar alabilir miyim? Hasan Enver Paşa. Kendisi Yahudi kökenli olabilir mi hocam? Polonya asıllı. Babası Mustafa Celalettin Paşa. Doğru mu hocam? Evet. Yahudi Yahudi kökenli olduğu olabilir. dair de iddialar var ama etnik olarak galiba Polonyalı anladığım kadarıyla. Evet. Evet, bu babası işte bu 1848 ayaklanmalarından sonra Osmanlı'ya kaçıp sığınanlardan. Şimdi Mustafa Celalettin Paşa olarak da zaten görev yapıyor. Şimdi babasının yazdığı bir kitap var Eski ve Modern Türkler diye. Fransızca yazmış. Türkçe çevirisi de çıktı birkaç yıl önce. Babasının izinde giderek böyle köşe yazıları yazıyor. 1917-18 yılı dolaylarında yani Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde. Aslında babasının anlattıklarının bir tekrarı diyebiliriz. Bizim Atatürk döneminde resmileşen Türk tarih tezinin bunlar şeyi aslında daha öncülü diyebileceğimiz, prototipi diyebileceğimiz görüşler. Yani özet olarak aktarıyor. Yani Türklerin ataları aslında Anadolu'da ve Balkanlar'da geçmişten beri vardı. İskitler, Traklar vesaire, Pelasklar gibi halkların hepsi aslında Türktü. O yüzden Balkanlar ve Anadolu tarihi Türk yurdudur. O yüzden başkalarına peşkeş çekemeyiz. Biz buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Yani dönemin aslında siyasi ortamının verdiği bir şeyle bunları yazmış bir
şevkle yazmış diyelim ya, aslında siyasi bir amacı var. Çünkü biliyorsunuz bu ta 1860'lardan 70'lerden beridir. Zaten bu Osmanlı'dan hep toprak koparma işte, bu azınlık isyanları falan oluyor. Yani aslında böyle bir şey var. Bunlar tabii Atatürk'ü ve yakın çevresinde etkileyen görüşler. Evet. Mesela Mustafa Celaleddin Paşa'nın kitabı Atatürk'ü etkilemiş. Hasan Enver'in ne kadar etkisi var bilinmiyordu ama ben Mustafa Celaleddin'in 1869-70'teki yazdığı kitapla Atatürk'ün 30'lardaki Türk tarih tezini resmileştirmesi arasındaki o uzun boşluğu Hasan Enver Paşa'nın doldurduğunu düşünüyorum. Çünkü tam iki dönemin arasına denk geliyor. Bir çalışma bu. Ben tabii ön sözde yazdım ya. Yani bunların aslında iddiaların çoğunun bilimsel bir temeli yok. Çoğu da Türk çürütülmüş durumda ama yine de önemli. Yani Türk düşünce tarihi bakımından önemli bir şey. Öbür kitabım da zaten Kasım ayında çıktı. O da Yeniseyden Seyhun'a Türkler başlığını taşıyor. Evet. Kırgızlar, Türk işler, Karluklar ve Oğuzları inceledim. Dört tane Türk topluluğunu aldım. İşte kökenleri, isimleri, onlar hakkında bilgi veren kaynaklar, siyasi tarihleri ve kültürleri üzerinde durdum. Kronikten çıktı. Öbür Hasan Enver Paşa'nın kitabı da Ötüken Neşriyat'tan çıktı. Burada hani yarı akademik, yarı popüler diyebileceğim bir tarzda yazdım Yeniseyden Seyhun'a Türkleri. Yani uzun bir metin değil, yaklaşık 200 sayfa dolayında. Genel olarak ana hatlarıyla anlatıyorum. Yani bu boylar, bu topluluklar kimdi? Türk tarihinde nasıl bir rol oynadılar? Kökenleriyle, isimleriyle alakalı tartışmalar nelerdir? Yani bir de kültürleri nasıldı bu insanların? Öyle. Yani Kırgızlar olsun, Türk Oğuzlar. Mesela özellikle Oğuzların kökenleri üzerine de epey bir durdum. O konuyla alakalı ben ayrı bir çalışmada yapıyorum zaten. Başlı başına bir kitap projem var. Yarım kaldı, araya başka işler girdi ama devam edeceğim onda. Yani Yok. Oğuz'u oluşturan boylar kimdir, nereden gelmiştir falan gibi konular üzerinde de duruyorum. Hocam inşallah önümüzdeki dönemde de belli bir tarih vermemekle birlikte önümüzdeki aylar içerisinde inşallah bu güzel arkadaşlığımız, dostluğumuz Evet. süren yeni çalışmalarımızı konuşmak için, tartışmak için tekrar bir araya gelebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Okur yazar kitaplar ailesine, okur yazar akademi oluyoruz artık ve akademik konular birazcık daha ilgi alanımıza girecek. Ama bunun dışında güncelden de kopmak istemiyoruz. Ve sanattan tarihten, efendim kültürden ve hatta sinemadan programlar yapmak istiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. YouTube'da bu yayının videosunu koyacağız. YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocam son sözünüzü alalım, bağlayalım. Sağ olun. Tamamdır. Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Bayağı da uzun sürdü yani, 2 saati bulduk şimdi. Evet. Sabrınız için de hem katılımcılara da çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Güzel bir program oldu. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğiniz gibi müsait bir zamanda ileriki aylarda hem benim kitapla alakalı olarak ya başka çalışmalarım da olur. Yine ileride programlar yaparız. Ayrıca tüm takipçilerimize, hocamızın takipçilerinde elektronik dergimiz çıkıyor artık. okuryazarkitaplar.com'da. Orada da hocamız da yazıyor ve kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendi yazılarımızı, araştırmalarımızı ve aktüel güncel çalışmalarımızı oraya koyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Görüşürüz diliyorum. İyi günler. Sağ Sağ olun. olun. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler.